Cümleten selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Geçen hafta neyi konuşuyorduk? Hikayeyi konuşuyorduk. Hikayesi olmayan toplumun, hikayesi olmayan insanın varlığa ve varoluşa tutunuşu olmaz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir toplumun hikayesi vardır. Ve o toplum hikayeleriyle ortak bir orta kimlik oluşturur ve birilerine tutunurlar. Bunu en çok askerde ve gurbetçi olanlar iyi bilirler. Hani gurbete gelenler, ha, toprakçılık dediğimiz bir şey vardır aslında. Milliyetçilik, ırkçılık vesaire değil de hani toprakçılık dediğimiz bir şey var. Hani benim toprağım. Askerde böyle derler. Veyahut da ne? Gurbete gidersen. Aa bizim millet. Yani kim olduğu önemli değil. Ha? Çerkezdir, Araptır, odur budur. Yok ama o Anadolu'lu, Trakya'lı kimse. O benim yani. Böyle bir sahipliyet vardı? Bu bir aidiyetle ilgili. Aynı hikayenin insanları oldukları için de. Fark etmez. Başka bir yerde, bir dünyada doğmuş olabilirsiniz. Ama bulunduğunuz ailede halen hikaye sürdürülüyorsa ve örnekse o hikaye aidiyet oluşmuşsa o çocuklar da halen oradaki vatanlarına olan aidiyetleri sebebiyle aynı ortak dünyanın insanı olarak orada bulunurlar. Mesela Almanya'da mesela dediklerine göre 3 nesil geçiyor, 4 nesil geçiyor. Fark etmiyor. En belki de şu ankiler 4 veya 5. nesil, 6. nesil bilmiyorum. Ve halen aidiyet duydukları yer bu vatan toprakları. Gidiyorlar, geliyorlar vesaire. Sebep e, hikayeleri buraya ait. Alevisi de olsa, Sünnüsü de olsa, kürdü de olsa fark etmiyor. Hikaye buraya ait. O hikayenin içinde doğuyorlar o ailede. Hikaye nesiller boyunca süre gelen bir tutunuşu getiriyor. O süre gelen tutunuş içerisinde o aidiyetle beraber bir yer, yerindelik edine, ediniliyor. Bu niye bu kadar çok önemli? Yerindeliği olmayan insan varlığa tutunamaz. Bir yerindelik varsa varlığa tutunabiliyorsunuz. Arkadaşlar kendinizi şu dünyada duyularla baktığınız zaman bir mekanda olarak görürsünüz. Mekan algısı var olmaya dair bir yerindelik getirir. Ammenna. Ama tinsel anlamda hikayeniz yoksa yerindeliğiniz yoktur. Duyusal anlamda mekan algısı, bakın duyusal anlamda mekan algısı kendinize göre konumlandırdığınız, bak kendinize konumlandığınız bir dünyanın içinde iler size. Yani bir bebek bir dünyaya bakıyor. Kendisine göre konumlandırdığı bir dünyaya bakıyordur. Ya o dünyanın içindedir ya dışındadır. Bir garip bir bebek her zaman o dünyanın dışındadır. Çünkü yabancısı olduğu bir şeye bakıyor. Daha öğrenmemiş. Öğrendiği zaman katılmaya başlıyor. Katıldıkça da o dünyanın içine eğlenmeye başlıyor. Peki annesinin babasının yabancı geldiği bir dünyanın içindeyse nasıl olacak? O zaman bir varoluş krizi de başlıyor. Kimim? Neyim? Ne içinim? Değil mi? Bir hikayede geliyordur. O hikaye o aidiyetle o soruları da aşmasını, aşmasına değil de bastırmasını ve aidiyetini o hikaye içinde bulmasına götürüyor. Kimim? İşte Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım değil mi? Nereden geldim? İşte anne babamdan geldim. Millet olarak Orta Asya'dan geldik vesaire vesaire. Bakın hikaye böyle şekilleniyor. Ha, bazı kelamcılara göre de şöyle oluyor. İşte bak doğduk, ölüyoruz. Yani nereden geldik? Doğduk ve ölüyoruz o kadar. <laughs> Yani nereden geldik nereye gideceği var mı? Yani öte bir tarafı yok bu işin. Öte bir dünya hikayesi de gene hayata farklı biçimde tutunmanızı getiriyor. Bak hikayenin referansları değiştikçe hikayenin biçimlenmesi de değişiyor. Doğdum ve ölüyorum. Yani hiçliğe gidiyorum. Böyle baktığım bir dünyaya tutunman ile yaşam biçimi oluşturman ile bunun bir de öte dünyası var. Bunun bir de yaşamın sürekliliği içerisinde öte dünyasına göre de yaşamak var dediğin zaman ahlak biçimsel olarak da katıldığı öte dünyaya göre biçimlendirdiğin bir dünyanın oluşmaya başlıyor. O da bir hikaye. Ki İslam'ın en büyük teklifi budur aslında. Bakın. İslam'ın en büyük teklifi tevhiddir. Ama hani en büyük teklifi deyince özür dilerim. Yani bir an umutluğum için söylüyorum. En büyük teklifi tevhiddir. Yani Allah'ın tekliğine, birliğine iman etmek ama bu öte bir Allah değil kendi varlığıyla yaratıcılığında tek olan ama yaratmaya başladığı zaman kendi sıfatlarını da yarattıkları üzerinden paye paye payelendirmiş olarak onlara varlık vermiş o açımlayan bir varlık. Her şeyin üzerinde onun için bakın her şeyin kendisi değil ama her şeyin üzerinden görülebilecek bir varlık fiillerinde gerçekleştirdiklerinde kimlik ve karakter açılımlarında görülecek bir varlık. Hikaye aslında böyle de bakıldığı zaman Tanrı'nın hikayesi. Amenna tevhid çizgisinden. Tevhid dediğimiz budur zaten. Her şeyi hak görmek değil. Hakkı ötede görmek değil. Bak iki şey söylen birbirine uç noktada bir şey. Birisi vatiye, klasik vatiyede vücuttaki bir önerme. Diğeri ise klasik kelamdaki bir önerme. Öte bir tanrı anlayışı. Değil mi? Mutali çok öte. De, mutali de aşkınsal desen ona. Hani kalkıp da öte bir tanrıya mutaliyi yerleştirdiğin zaman ayrı bir anlam taşır. Aşkın sağ içeriğiyle mutaliyi okuduğun zaman ayrı bir anlam taşır. Yani kavramın hangi içerikle okuduğun da çok önemli. Yani mutali Allah. Ali'dir, mutahli'dir. Her şeyden yüce, öte. Mi? Her şey üzerinde sıfatlarıyla aşkın sallığını koruyan, kendi varlık olma durumunu da koruyan varlık mıdır? Yani zat olarak kendini koruyor, bununla da kalmıyor. Sıfatlarının aidiyeti, bütün gerçekleşen tanrısal sıfatların, hani bu siz tümeller deyin, evrenseller deyin, bütün tanrısalların gerçekleşmesinin aidiyeti kendinde olan ama yarattıklarına da dair kılmış olan. Yani görmek ona ait iken size dair kılınmış. Bir tanrısalla varsanız Duymak ona ait kılınmışken, ona aitken size dair kılınmış. Bilmek ona aidiyette gerçekleşirken size dair kılınmış. Şimdi böylesi bir varoluşun içerisinde görmede, bilmede, duymada Allah'a görmek ayrı bir şey. Bunu bize şöyle anlatırlardı. Yorum derdi, iki göz bakar derler dedi. Ama bir kişi görür der. Yani tevhidi bu şekilde çocukça benzetmelerini anlatırlardı. Yolun başında böyle oluyor zaten. Yani malikün mülk Allah ise sen neyin sahibisin? Yaklaşımı görebiliyor musunuz? Malik mülk Allah ise sen neyin sahibisin? Bilen o ise sen neyi biliyorsun? Öldüren ve dirilten o ise sen neyi öldürüp diriltiyorsun? Var olmak senin elinde mi yani? Şimdi böyle düşündüğünüz zaman tanrısalların kendisine ait olup yaratılmışlara dair kılınmış bir evren içerisinde onun hikayesi içerisinde var olan başka bir dünyadasınız. Tevhid en büyük teklifidir. Anlayış itibariyle. Nasıl bir dünyada olduğumuzun gerçeğini uyandırmak içindir. Ama yaşadığımız şeylerin sonuçlara göre biçimlendiği, hak edişlere göre biçimlendiği anlamını taşır bu. Hak edişlere göre biçimlendiği bir dünyada, hak edişlere göre yarattıklarına geri dönen bir varlıktan bahsediyorsanız, en büyük tekliflerden bir tanesi de ikinci büyük teklif de sonuçlara göre yaşamaktır. Sonuçlara göre hikayenin biçimlenmesi kişinin bir yaşamın sürekliliği içerisinde selamete edinebilmesinin çok önemlidir. Bu sadece bakın bu dini bir termolojinin kendisinin ifadesi olarak da görünmemesi gereken bir şeydir. En basit şu biçimde düşünürseniz demek istediğimi bir parça farklı bir açıdan da değerlendirmiş olsun. Farz edin ben inanmış bir insan değilim. Tarihi olgusal olarak tarihi şöyle bir gözden geçiriyorum. Ve tarihe bakınıyorum. Diyorum ki işte bak şu kişi, şu olay şöyle geri ceyran etmiş, böyle ceyran şu ölmüş, bu ölmüş vesaire gibi bir tarih anlatımının içerisinden bakıyorsunuz. Arkadaşlar tarihin bize gösterdiği en önemli olgulardan bir tanesi sonuçlara göre yaşamayan toplumların, sonuçlara göre kendini organize etmeyen toplumların yok olup gittiğidir. En basiti şöyle anlayın. Timur ne kadar organize oldu, kurumsallaştı, devleti ne kadar devam etti? Cengiz Han, dünyanın en büyük imparatorluğunu, krallığını diyelim, imparatorluk demeyelim, imparatorluk medeniyet istiyor. Onlar medeniyet kuramadılar. Yapısallık istiyor, kurumsallık istiyor. Ne kadar kurduk olsun? Ha tamam çok açık oldular, şu oldular, devletlere bölündüler. Ha devletlere bölündü, krallıklara bölündü diyebilirsiniz. En büyük toprak sahibi olan krallık oldular, Amenna. Ama bir Roma gibi imparatorluk olamadılar. Değil mi? Medeniyet kuramadılar yapısal anlamda. Bir Osmanlı gibi medeniyet kuramadılar. Yani Selçuklu bile bir medeniyet kurmuştur ya. Hani neyin izleyinin takip ettiyse değil mi? Sünni kelam çizgisinde izleyinde. Değil mi? Denli bir otorite olarak da bir şeyleri yapmaya çalışmıştır. Beğeniriz, beğenmeyiz ama gerçekten önemli bir çizgidir, kırılma noktasıdır medeniyet kurmak. Hani medeniyetten bahsediyorsanız kurumsallaşmaktan ve yapısallaşmaktan bahsediyorsunuz. Eser vermekten, kök salmaktan bahsediyorsunuzdur. Cengiz Han krallıktır, imparatorluk değil, medeniyet değil. Çünkü imparatorluklar ve medeniyet çizgisinden baktığınız zaman kök salmayla ilgili bir durumdan bahsediyor. Onun için Fatih Sultan Mehmet ve oğlu bu bağlamda çok önemlidir. Hemen arkasından gelen padişahımız çok önemlidir sebep. bir tanesi at üstünden inmiyor, diğeri ise artık kök salma zamanıdır noktasında artık bir mücadelenin içine giriyor. Beğensek de beğenmesek de böyle bir akıl işliyor orada. Yani Fatih Sultan Mehmet deha ise arkasından gelen de bir o kadar deha da biz o dehanın şeylerini göremiyoruz. Yani düşüncelerini göremiyoruz. Hangi noktada? Kayıtlarda araştırılması gereken bir şeydir. Çünkü artık kök salma. Çünkü gidiyorsun fethediyorsun, fethediyorsun, fethediyorsun. Bu yerleri nasıl tutacaksın kendinde? Kök salacaksın. Kök saldığın yerde medeniyet inşa ediyorsundur. Kök aldığın yerde diğerlerini de kucaklayacak bir anlayışın varsa ha artık imparatorluksun demektir. Bu çok önemli. Yani yeryüzüne iki tane imparatorluk ve medeniyet çizgisinde iki imparatorluk geldiyse birisi Romadır, ikincisi Osmanlı'dır tarih çizgisinde. Bakın bir hikayedir ama bu. Yani üst bir çatı kurabiliyorlar. olan. Ha Roma'nınki kısmı ama Osmanlı'nınki kısmı değil. Onları bir parça daha aşıyor. Yani o çıtayı aşıyor. Roma'nınkini aşıyor. Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Büyük bir tecrübedir onun için. Aynı şey bugün Amerika'da da kısmen görebiliyorsunuz bak. Nefsi Emare'nin şaha kalktığı bir ülke ama herkesi kucaklıyor ilmi anlamda. Ve asimilize ediyor. Bir hikaye sunuyor. Amerikalısınız hikayesini sunuyor. Ve asimilasyon yapıyor. Çok enteresan. Kişi ister Meksikal olsun, ister Güney Afrikalı olsun, oraya gelir gelmez Amerika olup çıkıyor ya. Yani. Nasıl bir asimilasyona tabi tutuluyorsa yani. Enteresan. Aidiyet meselesidir hikaye meselesi arkadaşlar. Hikayeniz varsa aidiyetleriniz vardır. Hikayeniz varsa aidiyetlerinize göre biçimlenen dünyada ona göre ahlakınız vardır. Sonuçları olan bir dünyaya göre yaşıyorsan sonuçları olan bir dünyaya göre ahlakınız var demektir. Yani varoluş biçimseldir hikaye aynı zamanda. Çünkü hikayesi olan varoluş biçimsel eğleniyor. Varoluş biçimsel var oluyor. Ha bu varoluş biçimselliği ne oluyor? Ahlak belirlemelerinden doluyor. Yani karakter biçimsel oluyor. Bir karakter üzerine yükseliyor artık. Biz bunları kaçırıyoruz bir parça herhalde. Aidiyetiniz olacaksa hikayenizin olması şart. Ve kendinizi yerindeliğinde konumlandıracağınız şeydir hikaye. Benim diyeceğiniz şeydir hikaye. Yani düşünün yani, bir şeyleri başarır mısınız? Başardıktan sonra kendinizi vücuda taşımışsınız. Ne sanatçı olsun, hikayeniz sanatçı olsun. Değil mi? O benim dediğiniz yerdir. Ama bak, bir niteliksel anlamda öz varlık itibariyle siz zaten bensinizdir. Ama o ben olmayı, sanatçı olmanın ben olmasını bir aidiyet düzeninde buluyorsunuz. Hikayeniz olarak buluyorsunuz. Bir şeyleri başarmanın hikayesi olarak buluyorsunuz. Bir filozof olarak olabilir, bir ahlif olarak olabilir, bir kelamcı olarak olabilir fark etmez. Hangi alanın insanıysanız o alanın insanı olarak neleri gerçekleştiriyorsanız ben olmaya bir karakteri yüklem alıyorsunuz, bir işi yüklem alıyorsunuz, bir anlam ve değeri yüklem alıyorsunuz. Buradan başka bir yere sıçrayacağım hikayeden. Bu yaratımın indirgeme kuvvetiyle ilgili olan bir şeydir. Eğer biz bunu bilmiyorsak, bakın başka bir veçeden bugün düşünelim ve başka bir veçeye taşınalım. Yaratım ve indirgemecilik. Hani indirgeme genelde basitleme, genelleme anlamında eğer kullanılırsa felsefi anlamda bir şeyi bir şeyi indirgeyebilme, bir şeyi basitleyebilme, bir şeyi anlayabilmek için basitleyebilme, genele tabi tutabilme, genelleştirme. O zaman tümeller dediğimiz bir basitlemedir, bir indirgemedir mesela değil mi? Ne yapıyor? İnsan tümelini koyuyorsun. Bütün insanları o tümelde basitliyorsun, genelleştiriyorsun değil mi? Aynı zamanda da o insanlara nasıl bakman, tür olarak nasıl bakman gerektiğini şeyini ediniyorsun. Yani bilmek dahi bir indirgeme biçimi olarak gerçekleşiyor. Çünkü tümeller, tümel yargılar olmadığı sürece bilemezsiniz hiçbir şekilde. Her bilme tümel yargıda gerçekleşir. Yani yargısı olmayan şeyin bilmesi olmaz zaten. Yani ben bardak derken bardak bir tümeldir zaten. O tem, bardağın tümel yargısı itibariyle ben bilmeye eğlenmiş oluyorum. Yani sadece bilmenin kendisi bir indirgeme biçimi olarak gerçekleşmiyor. Ama burada bir kavram daha varken ...onu da toparladığınız zaman ancak şey... ...eklediğiniz zaman bir kavram öbeği olarak... ...daha doğru oturmuş olarak anlayışımıza hitap edebilir. Neydi? Bağıntısal indirgemeciliktir. Yani yaratım her zaman bağıntısal indirgemeciliktir. Eğer yaratımın kendisini bu şekilde okumuyorsanız... daha kişi varlığa gelmek, vücuda gelmek diye de okuyabilir. Yaratım alerjisi varsa, hani yaratıma karşı bir şey varsa, hani kavram olarak rahatsız olabiliyorsa bu şekilde de okuyabilir. Önemli değil. Yeter ki de bir anlam noktasında bir düşüncede buluşup da yürünebilirsin. Her neyse indirgeme bağlamında bakın izafi indirgemecilik dediğim şeyizdir bu. Daha önce kullanmıştık bunu hatırlarsanız. Yani bağıntısal indirgemecilik. Yani bir şeyi bir şeye indirgeyebilme ama ne? Ya Arkadaşlar bir şeyin yoktan varoluşu yoksa, bir şeyle var olması söz konusuysa ve her zaman bir şeyle var olmak söz konusudur. O bir şeyle var olması söz konusuysa o bir şeyle bağıntısal vardır o. Ve bağıntısal gerçekleşiyordur o. İki hidrojen, bir oksijen, pardon iki hidrojen, bir oksijen atomu kendi kuvvetle bak kendi kaynaşarak, efendime söyleyeyim bireşimde olarak, böyle değil kuvvet etkileşimlerinde su denilen bir fazı çıkartıyorsa, kendi niteliklerini koruyarak orada duruyorlarsa ve bugün biz ki bunu iki türlü bir ussal anlamda görebilirsiniz. Suyun sürekliliği onların kendini ile ilgilidir. Eğer onlar kendi öz niteliklerini yitirmiş olsalar suyun su olma devamlılığı olmaz demiştik. Ama bir taraftan da şöyle de görüyoruz onların Deney gözleme açık olarak da görüyoruz. Suyun kendisinde hidrojeni ayrıştırabiliyorsunuz. Oksijeni ayrıştırabiliyorsunuz. Demek ki öz niteliklerini yitirmiyorlar halen oldu. Orada bir kuvvet etkileşimi var yani. Yani deney gözlem, ussal olarak bu şekilde söyleyeceğiniz şey, deney gözleme açık olarak da bugün bilim. Yani suyun halen kendisinde hidrojen ve oksijeni ayrıştırabilme özelliğini gösterebiliyorsa, ha demek ki onlar orada kendilerini yitirmeden bir suyu su olarak var edebiliyor. Ama bakın suyun kendisi bir şeyin öz niteliğini yitirmeden ortaya çıkan bir faz. Bir oluş durumu. İndirgeme durumu. Kuvvet etkileşiminin indirgeme durumu. Bu kuvvet etkileşime biraz daha o izafi veyahut da bağıntısal indirgemeciliği bir parça daha genişleteyim. Neden bağıntılarında bağıntısal indirgemecilik yapılır her zaman? Bilmek hep neden bağıntıların bilmesidir? Yaratmak hep neden bağıntıların yaratmasıdır ki bilmek hep neden bağıntılarının bilmesi olarak ortaya çıkar? Yaratmak ise neden bağıntılarında bağıntısal indirgemeciliği içerir her zaman? Bu kaçınılmaz bir şey. Kendi dışında bir varlık bulmayan varlık ne yapıyor? Efendime söyleyeyim bir yaratımda bulunuyor. E, nerede? Malzemesi ne? Nesnesi ne? Yani bizatihi kendisi. Nereden biliyorsun bunu? Dediğiniz zaman. Ha bunun keşfi durumu var. Bunun tarihsel o klasik vahdede vücuttan gelen bir tarafı var. Sudur teorisine kadar giden bir tarafı var. Yani nedeni kendinde olan bir varlık olacaktır ki anca yaratmayı olanaklı kılsın. Ama kendi varlığının öz niteliğini yitiriyor ise yaratmak ortaya çıkmıyor. Bugünkü bilimin açık ettiği şey de odur. Ha, okuyabilirsek eğer. Okuyabilirsek eğer. Biraz daha basite indirgeyin bunu. Hani çizgisel olarak. Bu öyle bir şey ki her alanda okuyacağınız bir şey. Bir şey neden bağıntılarında indirgemeye dair yani bağıntısal indirgemecilik de var oluyorsa. Şöyle baktığınız zaman bir en temelden baktığınız zaman Bir. Zat-ı ilahi kendi varlığının zatını yitirmeden, nesnel anlamda nur var, bak nur olma durumunu yitirmeden. Bakın, bu niye bu kadar önemliye kadar gideceğiz? Varlık olma durumunu yitirmiyor. Niteliksel varlık olma durumu ne? Nur. Niteliksel varlık olma durumu ne? Ben. Bunları yitirmeden kendinde hareket etme kabiliyetini buluyor. Bakın bizim tanrımız Aristoteles'in kendinde hareketi barındırmayan tanrısı değil arkadaşlar. Hani yoktan var edince de yokluk diye bir şeyden var etmiyor. Yani örneği olmaksızın kendisinde neden bağıntılarında, kuvvet etkileşim biçimlerinde bağıntısal indirgemecilik yapmış olarak yaratan bir varlık var. Her yaratma olanağını da indirgeme belirleniminde bulunuyor. Mesela bunu çeşitlendireceğim. Yani biraz önce sudan örnek verdik. Farz edin kendinde türev bir nur var ediyor. Nur olma niteliğini yitirmeden o türev nuru yapısal bir kuvvet etkileşim biçimi olarak var ediyor. Yani Allah diyor mesela bizde bir hadis kusi vardı. 70 bin diyor nurdan perde yarattı vesaire. 70 bin nur yaratıldı demek bu. Bugünkü bilim kaçta kaçını biliyor? Yani 10 parmağınız 20 parmağınızı geçmez yani. Hani ayakları da sayarsak. Hani toparlayayım bir bağlamda. Nesnel anlamda kendi varlığını yitirmeden var eden. Aynı zamanda bir ayet-i kerimeyle de ben olarak kendi niteliğini, ben olma niteliğini de yitirmeden var eden bir varlık olarak orada duruyor. Benim ben korkma, benim alemden Rabbim derken ben olma niteliğini yitirmeden yaratmış olup da Musa ile konuşan bir varlık var. Ama ben her an yeni bir tavırdayım derken veyahut da ben değil de her an yeni bir tavırdayım derken ben olmayı içererek konuşuyor orada bakın. Her an yeni bir tavırdayım. Yani tavırda oluşu, kendinde değişimde oluşu, kendinde hareketi içeriyor oluşu, kendi ben olma niteliğini yitirmeden gerçekleşiyor. Nur olma, nesnen anlamda nur olma niteliğini. Diğeri de ne? Efendim ben olma niteliğini yitirmeden gerçekleşiyor. Peki o zaman yani tavırlarda nasıl oluyor? Tavırları yüklem alıyor. Görmeyi yüklem alıyor. Duymayı yüklem alıyor. Bunu en basiti kendinizden de paye biçerek deneyimleyebilirsiniz. Ben olmanız değişmiyor. 5 yaşından tutun. Anne karnında düştükten sonra bu dünyaya geldikten sonra baktığınız andan itibaren bu dünyaya. Bir bakan var bir ben var. O benim kendisi o 70 yaşına kadar da 80 yaşına kadar da değişmiyor. Yüklemlerinde değişiyor. Türk oluyor, Kürt oluyor, Arap oluyor, Çerkez oluyor, sanatçı oluyor, filozof oluyor. Hep yüklem alıyor bakın. Her yüklem almak ise bağıntısal olarak kendini indirgedi. Yani oldu kıldı, Oldu kılıp da yüklem aldı. Yani ben kendimi sanatçı kılıyorum. Ben kendimi filozof kılıyorum ve onu yüklem alıyorum ama bağıntısal indirgemecilikte bunu yapıyorum. Kendimi indirgiyorum. Yani ben olmaya yüklem almak demek, ben olmanın kendisini ona da indirgemek demek. Ama öyle bir indirgeme ki ben olmanın niteliksel varlık durumu değişmeden ben kendimi ona indirgiyorum. Yani ben sanatçıyım derken de arkada yatan şey ben olmaktır. Yani ben Filozofum dediğim zaman da arkada yatan şey ben olmaktır. Ben olmaya giydiğim elbiseyle kendimi tanımlıyorum. Ben olmaya giydiğim elbiseyle anlamla kendimi ifade ediyorum. Yani ben filozofum, ben sanatçıyım demiş oluyorsunuz. Ben Türk'üm, ben Kürd'üm. Bak ırkan indirgedim bu sefer kendine. Gene bağıntısal indirgemecilik yapıyorsunuz. Şimdi alan belirlenimleriyle bu bağıntısal indirgemeciliği okuyalım. <laughs> Ama tarihi olgusal olarak biraz önce söylediğim şeyi toparlayıp Onu da bitirmiş olarak. Tarih şöyle bir baktığınız zaman birçok elden birçok noktadan ele alınabilir. Ama sonuçları olan bir dünyada yaşadıklarınızın sonuçları olan bir dünyada sonuçlara göre yaşamıyorsanız. Bakın yaşadıklarınızın sonuçları olan bir dünyada sonuçlara göre yaşayamıyorsanız kaybolup gidiyorsunuz. O zaman tarihin size en büyük verdiği mesaj şu rastgele olan bir varoluş yok. Çünkü sonuçları olan bir dünyada hiçbir zaman rastgele bir varoluş yoktur. Var mı? Bir tanesi göster. Yani tarihin size verdiği en büyük mesaj budur. Ha daha birçok mesaj vardır. Ammenna. Size denilen şudur tarihte. Eğer sonuçlara göre yaşamıyorsanız kaybolup gittiğiniz bir hayatın içindesiniz. Kur'an-ı Azimşan'da bunu çok güzel ifade eder bir bağlamda. Nedir? Onlar o geçmişlere dair harabelerin arasından da geçip gidiyorlardı. Görmediler mi? Hepsi yok olup gittiler. Niye? Sonuçlara göre yaşamadılar çünkü. Eğer sonuçlara göre yaşamış olsalardı kendilerinin niteliksel olarak bilgisini anlamını taşıyacak miras bırakacak bir devamlılıklar olabilirdi. Belki devlet olarak değil ama bir kültür olarak halen devam edebilirdi. Değil mi? Sonuçlara göre yaşamak ama. Sizi kalıcı kılıyor. Sonuçlara göre yaşamak varlığa tutunmayı ve yerindeliği getiriyor. Bu o kadar önemli bir şey. Tarihin size en büyük mesajı sonuçlara göre yaşamayanlar kaybolur giderler. Ve insan nefse emaresine uyduğundan sebebiyet, hazlarına uyduğundan, hevasına uyduğundan sebebiyet o vahşi tarafıyla beraber aleme, mülkiyete tutunurken hani en basiti şöyle düşünün. Bugünün en büyük şeylerden bir tanesi, argümanlardan bir tanesi ne? Hani iklim krizi var. Değil mi? Ha ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılabilir, üzerine konuşulabilir. Bir kapitalist propaganda da olabilir, değil mi? Arkasında başka bir niyet yatıyordur diye. Başka bir şey de olabilir. Önemli olan bu değildir ama. Önemli olan şey ne? Yani böyle bir kriz var, biz de buna inandık farz edelim. Peki ona göre yaşıyor muyuz? Yok. Halen sanayi, kömür, şu, bu vesaire kullanılıyor. Değil mi? Trump'la beraber, biz petrolünü niye kullanmıyoruz? Bu elektrikli ürünlerden artık biraz geriye atalım kendimizi falan denilecek diye bir haberler de çıkıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem. Ama mesele şu arkadaşlar önümüzde bir sonuç var. Diyoruz ki ne iklim krizi dediğimiz bir şey var. Bak iklim krizi daha da büyüyecek. O zaman ona göre yaşamamız lazım ve hiçbirimiz ona göre yaşamıyoruz. Ne Çinlisi ne Türk'ü ne Amerikalısı. Kapitalist sistem müsaade etmiyor zaten ona göre yaşamayı da ayrı bir yani bana göre kendini konumlandıracaksın diye bir sistemde sen zaten o sistemin içerisinde iklim krizine göre yaşamıyorsun. Ha iklim krizini kapitalistler nasıl kullanıyor o da ayrı mevzu. Yok karbon ayak izleri filan filan şu kadar tüketeceksiniz şöyle olacak böyle olacak yani sınırlandırmak için. Üretimleri denetleyebilmek için sınırlandırabilmek için kullanıyorsa o da ayrı bir mevzu. Ama mesele ne? Sonuç farz ederim bir daha söylüyorum. iman ettik iklim krizi diye bir şeye. Ya kendi hayatımızdan deodorant denilen bir şey çıkartabiliyor muyuz? Yani saç boyası denilen bir şey çıkartabiliyor muyuz? Spreyleri çıkartabiliyor muyuz? Bilmiyorum kim çıkartıyor. Yani kullanmayanlar da vardır herhalde ayrı bir mevzu. Yani kendimizden taviz vermiyoruz arkadaşlar. Yani gene sonuca göre yaşamıyoruz. Yani büyük bir yıkımla karşı karşıya olacağımızı bilsek dahi hevalarımızdan dolayı, tutunduğumuz başka şeylerden dolayı efendime söyleyeyim bir türlü o sonuca göre yaşamıyoruz. İnadına inadına yaşıyoruz. Yani önümüzde bir uçurum var. O uçurum olsun abi son anımda da ben böyle poz vereyim. Son anımda şöyle yaşayayım. Hatta bu sonuçlara göre yaşamamanın aklını şöyle söyleyeyim. Hani yakışık, yani hızlı yaşa, cesedin yakışıklı olsun. Ne <laughs> sonuçlara göre yaşamak yok orada işte. Havasına göre yaşamak var. Yani cesedi yakışıklı olacakmış filan. Vesaire. Öbür tarafa geçin de cesedine bakmıyorlar. Sana bakıyorlar. Gel bakayım diyorlar. Yani ne yaptın? Ne ettin? Abi sen Türk müsün? Kürt müsün? Arap olmaya da bakmıyorlar bak. Senin kendini indirgediğin bağıntısal indirgediğin şeylere de bakmıyorlar. Niteliksel olarak sen nesin insansın? İnsan olarak sen evrenselinde neyi yaptın? Neyi yapmadın? Neye iman ettin? Neye iman etme Neye inandın? Neye inanmadın? Neyi hakkıyla yaşadın? Neyi yaşamadın? Onu soracaklar sana. Ha bunu aidiyet mertebesi itibariyle sorarsan peygamberinle kitabın ne vesaire diyor sorarlar adama. Yani aidiyetlerin ne? Gel bakayım. Her neyse toparlayayım bir bağlamda. Onun için biraz önceki yani rastgele olmayan bir dünyayı bize işaret etmesi adına tarihi önemli bir bağlamda. usal anlamda söyledim bunu bir çıkarım anlamında. Ama buradan şeye geçersek alanlara geçersek devlet diye indirgediğimiz bir aygıtımız var. İnsan olmayı indirge. Bakın her nekine indirgeyerek var ediyorsunuz indirgeyerek bağıntısal var Bağıntı bak neden bağıntısal? Neden bağıntı? Bağıntısal indirgemecilikte var ediyorsunuz. En önemlisi burada sizin onun hem nesnesi hem öznesi olmanızdır. Devletin nesnesi kimdir arkadaşlar? İnsan. Öznesi kimdir? İnsan. Sanatın nesnesi kim? İnsan. Öznesi kim? İnsan. Felsefenin nesnesi kim? İnsan. Yani yapanı kim? Meydana getireni kim? insan. Ha birisi akıllı şöyle çıkabilir. Abi şimdi sen sanatın nesnesi dedin ya sanat ama nesne olarak doğayı da ele alabilir şunu da. Ya abi onu yapan insan nesnesi insan. İnsanı aradan çıkarttığın zaman o nesneyi aradan çıkarttığın zaman doğa felsefesi de yapamaz, senet felsefesi de yapamaz. Efendime söyleyeyim şey felsefesi, matematik felsefesini de yapamaz. Yapamaz da yapamaz yani. Nesnesi de odur, öznesi de odur nesnesi ve öznesi olduğunu geçen hafta söylemiştik yani hikaye olarak yüklem aldı, anlam olarak yüklem aldığı andan itibaren o alana aidiyette bulunmaya başlıyor. O alana katılıyor. O alanı gerçekleşiyor. O alan onunla vücut kazanıyor. Ama sadece o alan vücut kazanmıyor. Onunla beraber kendisi de yeni bir vücut kazanıyor. Anlama dair yeni bir vücut. Dünyaya dair bakışımı bir vücut kazanıyor. Yani kendini de o alanda indirgiyor matematikçi olarak. Ben olmayı indirgiyor o alanda. Sanatçı olarak yüklem aldığına indirgiyor. Yüklem aldığına indirgemiş olarak kendisi sanatçı oluyor. Kendisi yönetici oluyor. Kendisi filozof oluyor. Kendisi arif oluyor vesaire. Alanına göre değişiyor bu. Felsefe ne yapıyor indirgemecilikte? Devlette hangi sıfatlar tezahür ediyor? Rab, melik, murabbi değil mi? Yani bunlar ne kadar tezahür ediyorsa ve bu tezahürüne bağlı olarak bir yönetim mekanizması çıkıyor. Hani ne dedik? Mülkiyeti yöneten, insanı yöneten, ilişkileri yöneten devlet ortaya çıkıyor. Ama hepsi bir indirgemecilikte çıkıyor ortaya. Yöneticilik de bir indirgemecilik çünkü. Devletin alanları da bir indirgemecilik. Devleti indirgiyoruz neye? Kurumlara indirgiyoruz bu sefer. Devleti hangi kurumlara indiriyorsunuz? İletişim, ulaşım, yönetim, adalet, ve her ilkesel bakalım ama devlete bir daha girmek kaydıyla sanat veyahut da felsefe neyin indirgemesidir mesela? Değil mi? Yani Esma Hüsna'dan baktığınız zaman birisi hakim en temelde, diğeri hağlıkla müsavir değil mi? Aslında felsefede de hağlık var ki her birinde hağlık işliyor, vücuda getiriyor çünkü. Ama en temelde baktığınız zaman kavramlarla diyor, bakın kavramlarla neden bağıntılarında? Gerçeği tanımlamanın, gerçeğe dair olanın kavramlaştırılmasını gerçeğe dair olanın tanıtlanmasının ilmidir ve bir indirgemedir. Tamamıyla tümellerin ilmidir. Kavramlaştırmanın ilmidir. Yani filozof, filozofluğunu kavramlarda bulur. Kavramları yoksa onun ne nesnesi ne öznesidir. Yani filozof değildir. Kendini indirgeyemiyordur. Hangi noktalarda indirgeyebilmeleri gerçekleştiriyorsa en basit <laughs> yani şöyle düşünün. Senelerden beri sohbet ediyoruz değil mi? Bak neden bağıntılar? Mantık neden bağıntılarının mantığıdır dediğin zaman mantığı şu ana kadar yapılmış tanımların içinde en küçük tanıma indiriyorsun. Bu bir basitleme, bir genelleme ama en küçük tanımlamaya indiriyorsun. İster diyor formal mantıkla düşün kardeş. İster diyor süplatif mantıkla düşün. İster saçaklı mantıkla düşün. İstersen efendime söyleyeyim çok kapsamlı, çok gönlü, çok perspektifli bir mantıkla düşün. Ki saçaklığı da aşmış olarak diyeyim. Efendim ister süpkülatif aynalaşmaya dair bir mantıkla düşün. İstersen efendim ereğin sonuçlara bağlı şey ettiği, hani biraz önce söyledi sibernetik, nedenleri belirli kıldığı sibernetik mantığa göre düşün. İstersen ki ne için ilmini anca öyle yapabilirsin. İstersen diyalektik düşün. Hem hem diye göre, ya ya daya göre, ne o ne o'ya göre. Değil mi? İstersen böyle düşün. Ama her birinin neden bağıntılar mantığı olarak tezahür eder? Hiç fark etmez. Çünkü varoluş neden bağıntılarında gerçekleşir ve varoluş mümkün kılmalarda gerçekleşir. Her mümkün kılma kendini indirgemedir. Yani yaratım belirlerimi olarak geçir. Bağlamsal gerçekleşir. Onun için neden bağıntıların mantığına göre gerçekleşen, neden bağıntıların mantığına göre de okunması gerekendir. Onun için bilme. Neden bağıntılarında hep bilmektir? Hiçbir zaman bakın bilme. Şöyle soyut olarak bir şeylerden soyut bilmek değildir. Neden bağıntılarında bilmek olur? Bir, onun neden bağıntılarında ne oldu? Neden bağıntılarında ne olmadı? Yani bir tanıtlama bakın bir tanıtlama bir şeyin ne olduğu ile ilgilidir. Bir olgunun, bir varlık durumunun ne olduğu ile ilgili bir tanımlama yapıyorsanız, onu o tanımlamaya indirgiyorsunuz. Bak. Ama ne yapıyorsunuz? Bağıntısal indirgemecilik yapıyorsunuz, tanımlıyorsunuz. Yani bilebilmek için bağıntısal indirgemecilik yapmaya mahkumsunuz yani. <laughs> Felsefe yapıyorsanız yani. Bunun haricinde ne yapıyorsunuz? Tanıtlama yapıyorsunuz farz edelim. Tanıtlama ne yapılıyor? Ne olmadığına dair bir şeyler söylüyorsanız onu tanıtlamaya başlıyorsunuz. Tanıtlama ne olmadığına dair söylevlerdir. Bunun haricinde ne yapıyorsunuz? Onu kendi süreç ve belirlenimlerinde tarihsel bir olgu olarak göster. Gene bir tanıtlamaya gidiyorsunuz. Onu gözleme açık belirlenimlerinde gösterebiliyorsan varlıkta ve varoluşta gözleme açık belirlenimleriyle gösterebiliyorsan gene bir tanıtlamaya gidiyorsunuz. Yani tanıtlamanın farklı farklı formasyonları var. Yani sadece bir şeyin ne olmadığını söylemek, bir tanıtlamaya gitmek anlamını taşımıyor. Onun haricinde tarihsel perspektiften gelişimlerini göstermek, evre evre gösterebilmek bir tanıtlamayken aynı zamanda en son söylediğim neydi? Bir şeyin <laughs> gerçekleşme belirlenimlerine göre varlıkta ve varoluşta karşılıklarına gösterilmesi de o da bir tanıtlamadır. Bakın bu da çok önemli. En basit değil, biraz önce hani Tarih, yani sonuçların ilmine dair bir şey söyledik. Ne? Tarihin kendisi rastgele olmayan, gerçekleşmeyen bir varoluşu gösterir. Ama hangi bağlamda söyledik onu? Sonuçları olan bir evet. evren varsa, sonuçları olan hak edişlere bağlı olarak kurgulanan bir evrende yeniden dönüşler yaşıyorsak, değil mi? O zaman tarih rastgele gerçekleşen bir tarih değildir hiçbir zaman. Yani. Bakın ne kadar rastgele gerçekleşmeyen bir oluş içinde var olduğumuzun bakın rastgele gerçekleşmeyen ve varlık zemininden hareketle var olduğumuzu gerçeğini bize gösterir. Ama bir bağlamda bir şeyi bir şeyi indirgeyerek yeni bir şey söyledik. Eğer biz bunları bilmiyorsak o zaman hiçbir zaman bilmenin ne olduğunu bilmiyoruz demektir. Biz bunları bilmiyorsak yeni bir şey önümüze çıktığı zaman onun hangi neden bağlantılarına hangi indirgemeci efendime söyleyeyim pardon hangi bağlamsal bağıntısal indirgemecilikte bizim önümüze geldiğini görmüyoruzdur. Biraz daha basit indireyim, sanatı ele alalım. <laughs> Sanat ne? İmgenin kendinde taşıdığı anlamı yorumlanarak açık edilmesi. Ha bu duyguya dair olabilir. Bu efendime söyleyeyim yaşadığımız bir ilişki durumuna dair olabilir. Bir nesnenin kendinde ne olduğuna dair bir şey olabilir. Neyse artık bu. İmgenin gücünü kullanarak bir indirgemede bulursun. Bir olayı, bir kişiyi betimlemezsin. Bir anlamı betimlersin. Sanatta her zaman anlam betimlenir. Ama anlam indirgenir. İmgeye indirgenir. İmgenin kendisinde anlamın kendisi o olay ilişki örüntüsünde, kişi ilişki örüntüsünde size açıklam. Yani bir Michelangelo Davut heykelini yaparken Davut heykelini yapmamıştır arkadaşlar. Bir imgeyi indirgemiştir oraya bir anlamı indirgemiştir oraya. İnsan nasıl bir varlık yine efendime söyleyeyim bir heykele indirgeniyor. Bir Da Vinci Mona Lisa'yı yaparken bir şeyi betimlemiş ama bir anlamı betimlediği bir dünyayı bize gösterir. Ha modern sanatta efendime söyleyeyim farz et pusuvarı bu suvarı götürüyor adam neydi o? Hani postmodern sanatta diyor ki ne bak bu bir sanat eseri diyor müzeye veriyor hani değil mi? Bir anlamı indirgeyerek vermiş oluyor onu. Belki bir isyan ruhunun Belki bir itirazın. Yani sanat anlayışına bir itirazın. Sanatsal bir tepkisi olarak yapıyor bu işi. Hangi niyetle yaptığı önemli değil. O niyetin anlam taşıması önemli. Hangi duyguyla yaptığı önemli değil. O duygunun anlam taşıması önemli. O anlamı indirgiyor ona. Betimliyor. Bakın bağıntısal indirgemecilik. Yani yaşadığınız bir duygunun sanatta karşılığı, yaşadığınız bir anlamın sanatta karşılığı, yaşadığınız bir iradenin sanatta karşılığı, yaşadığınız bir hazın sanatta karşılığı. Yaşanan olayların, ilişkilerin taşıdığı her şey bir anlam içeriyordur. O anlamın betimlenmiş, indirgenmiş haline tanıksınızdır. Onun için saatlerce bir resme, o Van Gogh'un resimlerine baka baka durup kalıyorlar. Yani. Bu renklerin içerisinde, bu efendime söyleyeyim uyumun içerisinde ne söylüyor? Ne anlam taşıyor? Betimlemenin gücücü çoklu anlam taşıdığı içindir ki herkes kendine göre bir anlam çıkartabilir. O da ayrı Herkes kendine göre indirgiyor demektir. Yorumlamanın gücü herkesin kendine göre de indirgiyor anlamını taşır. Peki böyleyse o zaman ortak bir yerde nasıl buluşacağız? Sofis mi kesileceğiz? Ortak bir anlam çıkar mı? Arkadaş ne olursa olsun imgenin gücü belli çizgilerde gerçekleşen karakteristik özellikler gösterirken Ortak bir anlamı taşımış olarak orada durur. Sen istediğin kadar kendine farklı farklı ingelere indirgi, pardon farklı farklı anlamlara indirgeyerek onu yorumla. Orada kendinde taşıdığı gerçekliğe dair bir anlamı vardır ama. Yani Kur'an'ı ben açtım, okuyorum. Şurayı kendi kafama göre yorumladım. Öbürü geldi kendi kafasına göre yorumladım. Yani istediğiniz kadar indirgeme yapın. Hani indirgemeyi bu sefer olumsuz anlamda kullandık. Hani neden bağıntılarında bir indirgemecilik yapın? Diğer düşen tefsir yapıyorsun. Neden bağıntılan şu 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 karşılıkları var? O zaman bu ayet bu 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 anlamlara geliyor da diyebilirsin. Amenna. Ama onun kendinde taşıdığı başka bir anlamlılık varsa, ilkesine dair bir anlamlılık varsa, bağıntısal bak indirgemeye dair. Ama bağıntısal indirgemeceye dair kendinde taşıdığı bir anlam varsa, onu açık etmediğin sürece hep sana kapalı durur. Hep dışarıya göre okuduğun şey Belki de seni sana işaret ediyordur. Neden bağıntılarında hiç haberim bile yoktur. Burnunun ucunda gördüğün bir gerçekliği işaret ediyordur. Hiç haberim yoktur. Niye? Kendine göre okuyorsundur çünkü. Yani buluşacağımız gerçeğe diye dair buluşacağımız anlamlar da var. Bunu da unutmam. Zaten her şey kendi olma niteliği itibariyle bir anlam taşırken, Kendi olma niteliğiyle anlamını açık eden ilişkiler bütününde var iken, olay ilişkiler bütününde var iken, İstesek de istemesek de o anlamlılığın gerçekleştiği bir varlık oluşu içindeyizdir. Ve o varlık oluşunda anlam hep indirgeneldir. Ağacın ağaç olması bir anlamın indirgenmesidir. Ben şaşıyorum şu akla. Dışarıda anlam yok diyen akla şaşıyorum. Milyonlarca değil milyarlarca senelik bir anlam argesi olan bir doğa var. Allah'ın emeğini görmez. Bak Allah'ın emeğini görmez. Görmekle de kalmaz. ...bu anlamsızdır, şundan anlamsızdır... ...dışarıda anlam yoktur derken... ...efendime söyleyeyim... şöyledir bakarsın sanki Cenab-ı Allah bizatihi küfürde... ...ama özde iman ediyorum der... ...yani özde iman ediyorsun da bu kadar varlık alanda... ...sana anlam veren, sana anlamlandırmayı veren... ...indirgeme kuvvetini veren... ...yaratım kuvvetini veren kendinde yaratır iken... ...temsil ve tasvire dair yaratımlarda bulunurken... ...anlam içeriğinde yaratmıyor mudur? Ağacın kendinde kendi olmanın bir anlamı olduğu gibi... Allah'ın <laughs> onun temsil ve tasvir niteliğinde var edişinin de bir anlamı vardır ki insana ne diyor? Bakın 2-3 ayetle buna karşılık verim ki anlatabileyim. Bak gene bir indirgeme yapıyorum. Neden bağıntılarında ayet bak ayetlerin bağıntısal birbirleriyle kucaklandığı yerden size iki tane ayetle örnek vereyim. Neydi? Bir insan asen takvim olarak yarattık diyor. Asen en güzel kıvamda bak. En güzel kıvamda. Demek ki en güzel kıvamın aşağısı olan kıvamlar da var. Kıvam ne? Kıvam ereğine, amacına bağlı olarak anlam taşıyan, onu açık edebilecek ölçülülükte de yaratılan demek. Demek ki ne? Amacına bağlı olarak ölçülülüğünde var olan ve o amacında ortaya çıkılacak anlamı taşıyan kıvamlar var. Bu kıvamlılığın içerisinde siz en güzel kıvamda olasınız. Yani o ayet size sadece sizin anlamlı olduğunuzu değil, bütün varlık alanının anlamlı olduğunu ifadesini taşır. Allah'ın dünyasında bütün varlık alanı anlamlılık taşır. Ve indirgenmiştir anlam. En basiti şöyle de düşünebiliriz. O en güzel kıvamı hani diğer ayetle karşılık vereyim. İki ayet demiştim. Yeryüzüne halife yaratacağım diyor. Şimdi erek ne? Halife. Bütün nedenler ona göre belirlenmiş demektir. Yani benim, ben olmamın bütün nitelikleri halife olmamın açık olmasına göre belirli kılınmış demektir. O kıvamda yaratılmışım. Halife olmanın kıvamda. Bunu biraz daha üst bir mertebeden okuyun. Tanrı'nın, Cenab-ı Allah'ın kendisinin sıfatlarının temsilcisi ve tasvir edilmiş biçimi olarak yaratılmışım ben bu alemde. İndirgenmişim yani. Cenab-ı Allah bütün varlık sıfatlarını bana indirgenmiş. Bunun da kalmamış alemde gerçekleşenlerin anlamları neyse karakter izleyinde anlam ne taşıyorlarsa karakter çizgilerinde özür dilerim anlam ne taşıyorlarsa hepsini yüklem alacak bir olanak içerisinde varım. Alışveriş yapabilme olanağı içinde varım. Hemhal olabilme olanağı içinde alışveriş yapabiliyorum yani. Yani bir kurt da olabiliyorum, bir çakal da olabiliyorum yani. Tilki de olabiliyorum. Doğada ne varsa hepsinin halinin üzerinde ceyran edebileceği bir oluş içerisinde yüklem almaya açık bir yaratılışım var. Bu şu demek. Yüklem almaya açık yani yaratıma açık bir varlık. Yani kendimi indirgeyebildiğim varlık durumları var. Bir basit örnek. Hikayemizdir diye anlattığım bir şey. Selamsız vardır hemen şurada değil mi? Kaç? 2 kilometre ötemizde. Ha pardon bu tarafta yönü şaşırdım. <laughs> Selamsız baba var. Oradan efendime geçerken Şeye, esnafa selam vermez. Artık dedikodusu çıkmış bu Müslüman değildir selam bile vermiyor. Gizli şeylerden mi yoksa falan diye hocalardan falan. Hani Hristiyan mıdır şu mudur bizi dinsiz mi yapıyor falan vesaire diye. Dervişlerine artık o şüphe uyanmış. Bunları bir gün çarşıya pazara götürüyor. Ben olsam o dervişlerin hepsini bırakırdım bir köşeye. Yani <laughs> selam verilmiyorsa bir sebep var. Gönlünüz açılmadıysa da vay senelerden beri yanımızdaysanız vay sizin elinizde. Her neyse perdeyi bir indiriyor. Kurtlar çakallar birbirine ağırlar. Birisi kurt, birisi çakal. Bakın o kişilerin varlık düzey durumları değil. Karakterlerini gösteriyor. Birisi kurt olmuş, birisi çakal olmuş. Yani anem de kurdun temsil ettiği karakter neyse, içerik neyse. Onun kendisinde gerçekleşme olan anı bulmuş adamlarla beraber. Ya diyor insan bana gösterin diyor bir tane selam vereyim diyor. İnsan yok diyor yani. Yani sıfatı insan ama karakteri insan değil. Çakal olmuş, tilki olmuş vesaire. Neyi temsil ediyor? Abi işte o temsil ettiği şeyi de biz uyduruyoruz. Hani tilkililik, kurtluk, çakallık, aslanlık değil. Onlar kendilerinde yaşadığı anlamı biz kendimizde alıp gerçekleştirme olanağına sahip olarak onu açık ediyoruz. Ki bizde kurtluğun resmi çıkabiliyor imgesine bağlı olarak. Onlar şöyle düşünün. Hikayenin gene kendisine gidelim ve gerçek olarak algılamış olarak gidelim. Çünkü bu hikayelerin bir tane iki tanesi yok bizde. Yüzlercesi var. Kendi tecrübelerimiz dahil. Her neyse velhasıl kelam. Orada kurdu kurt olarak çakalı çavak insanın kendi özünde taşıdığı karakteri görüyor. Değil mi? Kurt, çakal vesaire. Bu mübareğin kendisi mi uydurmuş onları? Veyahut da o kişiler kurtluğu, çakallığı, yüklem aldıklarından haberdarlar mı? Yok. Yani öyle kendinden uyduruk bir şekilde efendime söyleyeyim ben kurdum çakalım da dememişler. Kurtluk ve çakallığı bir anlam olarak üzerlerinde taşıyorlar. Yani doğada hangi anlamı taşıyorsa insan o anlamı yüklenmiş haberi yok. Çünkü o doğada olanı da yaratan o, imgesine bağlı olarak anlamını, yüklemini yaratan o, özde karakter olarak da o anlamı taşıyıp da başkalarının yüklem almasını açık kılan da o. Özde aynı kaynaktan itibaren yaratıldıkları için yüklem alabiliyor onda. İndirgenebiliyor yani. Doğada olanın insanda tezahürüne indirgenmesi. Nasıl bir oluştur değil mi? Arkadaşlar sanatçı oluyoruz, o oluyoruz, bu oluyoruz da kurt da oluyoruz, çakal da oluyoruz, tilki de oluyoruz. Aman ha dikkat, yılan da oluyoruz. Bunları da bilmiyoruz. Genelde hep güzel taraflarımızı alıyoruz, ya böyle de olumsuz taraflarımız da var, hiç bunları almıyoruz. Ama gene bir indirgeme, değil mi? Biraz önce felsefe dedik, sanat dedik, değil mi? Peki hikaye? Kişi, olay, olgun. Bakın kişi, olay, örüntüsü içerisinde bir olgunun açık edilmesinin hikayesidir. Olgu içermiyorsa o da, yani ilkeselliğe bağlı olarak bir gerçekleşme içermiyorsa, o hikaye, hikaye olarak anlatılmaz zaten. Yani bu tarafları da kaçırıyoruz. Hani geçen haftalar bir şey söyledik. Ne demiştik? Hatırlarsan birbirlerinden de alanları biraz ayrıştırarak indirgeme yerlerini anlamış olarak da açıklayalım. Felsefenin ana konusu nedir? Olgulardır demiştik. Peki tarihin ana konusu nedir? İlkesel anlamda kişi ve olaylardır. Alanları bu kadar farklı. Ama siz felsefede kalkıp da tarih felsefesi yapacaksanız tarihin kendisinde bu sefer olgusal bir ilerlemeciliği, olgusal ilerlemecilik değilse olgusal bir akışı göstermek zorunda kalırsınız. Veyahut da Hegel vari olarak aklın kendisini tarihte gösterirseniz o zaman olgusal olarak tarihin nelere bağlı olarak gerçekleştiğini göstermek zorunda kalırsınız. Bu da farklı bir şey yani. Çünkü tarihte us derken tarihte akıl diyor. Yani aslında tarih usun açılımıdır diyor. Yani rastgelelik o zaman olur mu? Değil mi? Böyle de bir okuma biçimi var. Her neyse toparlayayım bir bağlamda. Allah, şeye geldiğiniz zaman, insana geldiğiniz zaman, siyasete geldiğiniz zaman mesela farz edelim. Neyi indirgiyorsunuz? Arkadaşlar bütün ilişkilerinizdeki anlam değer dünyasını yönetime indirgiyorsunuz. Siyaset yönetim bilmedi mi? Ama geleceğe ortak adım atmanın da ilişkileri yönetebilmek, geleceğe ortak adım atabilmek, ürün vermek, ama en temelde ne? Geleceği satın almak, geleceği inşa etmek. Geleceğin yaratım alanıdır siyaset ya. Biz burayı hiç bilmiyoruz mesela. Daha önceler konuşmuştuk bunun üzerine de bayağı şey söylemiştik. Yani siyaset sadece yönetim alanı değildir. Geleceğin inşa alanıdır. Siz yaratıma açık bir alan oluşturmaya başlarsanız, geleceği de ortak bir şekilde yarattığınız şeyler nelerse, kurumlar nelerse bir şekilde geleceğe de ortak bir yaratım ...da beraber adım atıyorsunuz ve geleceği de beraber yaratıyorsunuz demektir. Biz bunu ne kadar yapıyoruz? Yani geleceğin yaratımına ne kadar indirgiyoruz siyaseti artık yönetimden aşıp geleceği yaratabiliyor muyuz? Buna dair arge çalışmaları, buna dair ürün verilmeleriz oluyor mu? Pek az. Orası da bir indirgeme. İnsanı kendisini ilişkilerine indirgi, ilişkilerin yönetilebilirliğine indirgi alan. Biraz daha basit de indirgeyi... Böylece. Anne oluyorsunuz, baba oluyorsunuz, değil mi? Evlat oluyorsunuz vesaire. İndirgiyorsunuz. Bağıntısal indirgemecilik. Kültürel anlamdaki tahri olgusal geliş içerisinde kendinizi o tarihsel mirasa indirgiyorsunuz. Anne olmaya, baba olmaya, evlat olmaya, dede olmaya indirgiyorsunuz. Ama bağıntısal bak. Hep bağıntısal. Yaratım hep bağıntısal indirgemecilik içerir. Yaratım hep neden bağıntısında ama bak neden bağıntılarında bağıntısal indirgemecilik içerir. Başka birisi buna şu veçeden de bakabilir. Ha anlam, enformasyon yani enformasyon ilişki bağıntılarında varoluş gerçekleşiyor hep. Bundan kaçış yok. Hiçbir zaman. Yani bir fiil olmaktan bir kuvveye geçiş. Biraz daha da girifleştirelim o zaman. Sanat diyenler bir şey elle tutuyor musunuz arkadaşlar? Yani devlet dediğiniz şeyi elle tutuyor musunuz? Gözde görüyor musunuz? Yani veyahut da ne? Aile dediğiniz şey elle tutulur, gözde görülür bir şey mi? İndirgediğiniz şeyler bazen kavramsal olarak nitelikte bakın işlevinde görünen, kavramında nitelenen, işlevinde görülen, duygularında yaşanan ama nesnen anlamda karşılığı olmayan. Soyut ama ilişkilerinde nesnel oluyor ama. Bak nesnel derken duygusal anlamda nesnellikte karşılığı olmayan ama ilişkilerinde kavramsal olarak, anlamsal olarak gerçekleşirken nesnelleştirdiğimiz ve nesnelleştirirken içinde katıldığımız, sahiplendiğimiz, aidiyet duyumuz alanlar oluyorlar. Çünkü nesnesi ve öznesi sensin. Nesnesi ve öznesi sen olduğun için böyle oluyor. Senin ne var o. Yani insanı çıkar. Devlet dediğin olgu gitti gitti. Sanat dediğin olgu gitti. Nesnesi ve öznesi o. O yüklem alıyor. O aidiyet diyor. İlişkilerde gerçek. Para dediğiniz şey ya kağıt parçası, metal parçası, dijital neyse artık. Yani daha farklı neler olabilecekse artık. Sen yoksan var mı? <laughs> Yok. Gitti güme. Peki sizin de var olup da elleriyle yaptıklarına tapınmalar ayetine gideyim sizin de var olup da sizin daha böyle kıymetli olduğunuzu açık eden şeylerin kıymete harbiyenizin önünde geçmesi ne anlam taşır? Putperest olduğunuz anlamı taşır. Yani hakkı dışında değer yüklediklerinizde kaybolduğunuz anlamını taşır. Yani araç, araç. Devlet senin için bir araç, para senin için bir araç, sanat senin için bir araç, din senin için bir araç. Yani senin için. Hepsi bir araç. Sen varsan hepsi var. Allah sana dini göndermiş. İyi e göndermiş de sen varsın diye göndermiş. Sen yoksan din yok. Yani indirgenme bir biçimi ya. Yani hakikati hani biraz önce iki tane teklifi en kıymetli iki teklifinden bahsediyor. Yoksa birçok teklifi var. İki kıymetli teklifinden birisi tevhid. Yani hakikate dair bir resmin olacak. Hakikate dair o resmin içinde nasıl yaşayacaksın? Biri tevhid. Hakikate dair resmi veriyor sana. İki bu resmi nasıl yaşayacaksın diyor. Bak yani bir resim var ki diyor gerçekliğe dair bu gerçekliğe dair resmi hangi bağlamda indirgenmiş olarak neleri taşıyorsa onu hayatına taşıyacaksın. O hayatına taşımakla da kalmak kendini nelere indirgeyerek bu resmin içinde gerçekten var olacaksın. Sonuçlara göre yaşa diyor aman aman ne olursan ol. Sonuçlara göre yaşa. Değil mi? O sonuçlara göre yaşaman seni ahlak biçimsel kılacak çünkü. Bak o da bir indirgeme biçimi geliyor O da bir indirgeme. Hakikatin resmi de bir indirgeme. Sana indirgiyor ya. Ya yani şöyle düşünün. kul vellahu Allahu semet lem yelit ve lem ve lem yekun küffen ahad derken Allah kendini kavramlara indirgemiyor mu arkadaşlar ya? Yani ve sana bir resim çizmiyor mu? Hu la la ilahe illallah alim ve şahide ve rahman rahim. Ya her okuduğumda gözümün burnumun direği sızlar bu ayetlere. Hu la la ilahe illallah el melikul kuddus selamen müminul mehimul azzul cebbarul mutekabbir. <laughs> Subhanallahi ma yeshkun hu la la alikul baru musavvir lehul esmaul husna. Yusabbil lamma semaati ve lat ve Kendi resmini nasıl çiziyor? Nasıl indirgiyor? Muhteşem bir şeydir ya. Yani Peki bu indirgemenin neden bağıntılarını çözmediğimiz sürece ne kadar anlayabileceğiz? Kul <laughs> vallahu Allahu bakın Allahu la ilahe illa hayyul kayyum. Hani arda arda okuyun bunlara. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanir rahim maliki yevmiddin. Hiç girmediğiniz bir yerden gideyim mesela. Elhamdülillahi rabbil alemin dediğiniz yerde hamd neyi içerir? Şükrü içerir mi? Dolaylı yoldan şükür içerir ama şükür değildir hamd. Hamd bilmeyi içerir. Bir şeyi onur etme, değerinde bilmeyi içerir. Yani ne güzel bardak. Yani doğru, iyi, güzel yargılarıyla hamdi yapabiliriz. Bu doğru. Değil mi? Bu güzel, bu iyi. Bak Platon'u istesen de istemesen de gittin yani bir hamd yapabilmek için. İyi doğru yargılarında. Ha bak Platon dedin filan. Cık. Yani İslam'ın dışında olan bir şey. Ya bizimkiler Eflatun demiş be akıllı. <laughs> Niye Eflatun demiş? Tevhidden bakıyorlar da o yüzden. Hangi tevhidden bakıyor? Çünkü o Platon'un aklı da veren Cenab-ı Allah. Ona bilmeyi de veren Cenab-ı Allah. Ha, kısmi yanlış bildi, kısmi doğru bildi. O onun dünyasında biçimlenen bir bilmeydi. Eksiklerini gider, doğrularını al, Eflatun'la yürü. Yani onun bilgeliğiyle yürü. Ama eksikleri orada kalsın. Yanlışlar orada kalsın. Bazen de bakın şöyle de bir hataya düşüyoruz. İndirgemecilik evet her yerde geçiyor ama şöyle bir yanlışa da düştüğümüz oluyor. Mesela bunu bu, bu aralar çok böyle önüme geliyor. Yani adam alıyor bütün felsefe tarihini sanki doğruymuş gibi böyle yürümüş. Efendime söyleyeyim o yürümüş gün içinde perspektifi yedirterek ama perspektif demiyor. Perspektifi yeterek işte bak bu böyle dedi, bu böyle dedi, bu böyle dedi. Perspektif perspektif bize gösteriyor. Ya kardeş sen o perspektif perspektif gösterdiğin şeylerin içerisine batıl olanı veyahut da yanlış olanı da yedirtemezsin. Çünkü perspektifin bittiği yer yanlış olan yerdir. Yani diyalektiğin kendisinde, diyalektiği de hem hem dedi diye bakıp perspektiflerden bakacağımız yerlerde var. Ama ya ya da da deyip ya bu yanlış kardeş yani burada da durmayalım diyeceğin yerlerde de var. Yani felsefe tarihini bir şekilde hem hem derlerle bize yedirtme. Onun ya ya da diyeceğimiz çok şey var. Yani bugün ben farz edin şöyle düşünün bakalım. Bu dinin yani ilk böyle demeyeyim de ilk çünkü ondan önce de vardı da ama şey olarak yöntemsel anlamda ilk defa böyle bir dünya resmi çizerek önümüze getiren kişilerden bir tanesi kim? Gazali. Gazali'nin filozoflara bir eleştirisi oluyor değil mi? Ve tekvir etmeye kadar giden bir eleştiri deriz Ya arkadaşlar o zamanın düşünce dünyasında ne sorusu kalıbı içerisinde biçimlenen felsefeye o yetersizliklerde gelişen felsefeye ben olsam ben de eleştiririm zaten yapıyoruz da zaten. Yani istesen de istemesen ne sorusu kalıbı yeterli değil çünkü. Ne sorusu kalıbında eleştirdiğim formel mantık kalıbında eleştin ki bunu hatırlıyorsan formel mantığın yetersizliği noktasında geçen sene kaç tane ders gördük. Yetersizliği noktasında e ben de olsam ben de eleştiririm. Ama bakın burada önemli olan bir şey var. Hazreti Ömer'den itibaren baktığımız zaman iştihat benimde ayet ayet kendisini önüne geliyor ya Ömer Resulullah'tan böyle görmedik dediğimiz yerde iştihat yapabilmiyoruz. oza bak bu ayette de böyle diyor. O ayete göre hükmü veriyorum diyen bir iştihat şeyi var. Ömer resmi var. Bunun hemen arkasından gelen bir Ebu Hanife var. Ebu Hanife ne yapıyor? Rey'ini gösteriyor. Ben burada iki şey arasında rey'imi tercih ediyorum. Bunu kullanıyorum diyor. Evet diyor. Peygamber Efendimiz namazda elini bağlamamıştır ama hesabımın Sünneti benim sünnetim gibidir diyor. Hadisin şerefini rey olarak gösteriyor. Efendim bir aynı zamanda iştahattır. Tutuyor Hazreti Ömer'in el bağlamasını örnek alıyor mesela. Yani bağlamayabilirdi. Keşke de bağlamayaydı. <laughs> Bana kalsa öyle yani. Çünkü kardeş insan bir sadece şey değil. Yani ahlak biçimsel bir varlık değil. Yani huzuru ilahiye çıktın. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın nurunun aktığı bir varlık. Elini bağlama bırak aksın. Bırak aksın. Bağlamıyorsa var bir sebebi. Reyine saygı duymak kaydıyla bak ama. Bir rey veriyor. Görüş bildirmesi ne kadar önemli. Daha önce konuşmuştuk. Ama şeye geldiğin zaman bu iştihat ile rey bir dünya tasavvuru olarak biçim kazanıyor Gazali'de. Gazali o kadar önemli bir şahıs. Yanlışlarına rağmen. O kadar önemli bir şahıs. Bir dünya resmi bize çiziyor. O dünya resminin içine girmemizi sağlıyor. Eğer o dünya resmi çizilmeseydi ne olurdu? Bilmiyorum. Başka bir dünya evren portresi çıkardı bize herhalde. Yani şimdi nereden nereye geldik? Her biri bir indirgeme. Birisi bir ayet indirgemesi, birisi kendisinin mantıksal olarak veyahut da gerekçeleri neyse ona bağlı olarak bir seçimi veyahut da başka bir hadise alması, başka bir ayet almasıyla bir rey bulunması değil mi? Birisi ise bir dünya. Yani bütün ilişkilerde bulunduğu dünya görüşleri neyse filozoflar, batıniler değil mi? Her biri bir dünya. Her birinin arasından bir İslam resmi çıkartarak önümüze getiriyor. Ya diyor, diyor ya birazcık bu böyle kalsın. Biraz sen şöyle kal. Biz bu çizgiyi koruyalım. Yani bize bir resim çiziyor. Bir çerçeve bakın bir çerçeve çiziyor. Ve o çerçevenin içine bir resim de yapmaya çalışıyor. Ve resim eğer katılabiliyorsan, yeniden yapabiliyorsan resim gerçekten canlılığını koruyordur. Ama resmi değiştiremediğin yerde sıkıntı var. Onu da aşmamız gereken yerleri var demektir. Sıkıntı da oradan kopuyor zaten. Bugün gazali yaşabiliyor muyuz, açamıyor muyuz? Ya o bir resim çizdi, bir de çerçeve oturttu. Yani o çerçeveyi dolu doluya içine ondan sonra gelen razi böyle çizmeye çalıştı, oturttu vesaire. Değil mi? Biz yeni bir resim ve çerçeve yapabiliyor muyuz? Bir yeni bir indirgeme yapabiliyor muyuz? Bunu biraz daha basite indirgeyeyim. Arkadaşlar yolda köpek balıkları var hiç biliyor musunuz? Yollarda, trafikte geçiyor. Yani hangi köpek? BMW denilen bir köpek balığı var. Güzel bir köpek balığı. Köpek balığının esinlenmesidir değil mi? indirgenmiştir yani. Doğada olan bir olayın indirgenmesidir. Veyahut da balina kasa bir Mercedesler var böyle değil mi? Gidiyorlar filan. Bir de Jaguar denilen bir araba var. Jaguarlıktan çıkmış ama. <laughs> Başka bir şeye dönmüş. Nasıl çizgiler var değil mi? Yani doğada olan hayvanların çizgilerini. Çizgileri neyse onların yansıttıkları bir indirgemecilik görüyoruz. neyinde Mühendislikte ve sanatsal olarak mühendislikte görüyoruz. Bu bina mimaride de böyle yani düşünün yani bir eser veriyorsunuz kendi gö dünya görüşünüzü eserlere yansıtıyorsunuz sadece dünya görüşünüzü değil coğrafyanızı da yansıtıyorsunuz indiriyorsunuz coğrafyanızdaki etkileşimler coğrafyanızdaki hava güneş yıldızı ayı etkilendiğiniz şeyler duygular kültür tarih yansıtıyorsunuz niye Çin mimarisiyle bizimki örtüşmüyor yani bir viking eviyle bizim evler niye örtüşmüyor yani İslami olduğumuzdan sebebiyet evet. Yani düşün yani adamların büyük bir evi var. O evde herkes oturuyor, yiyor, içiyor. E bizde de büyük bir salon var. Sadece aile bireylerimiz, namahrelerimiz vesaire oturuyoruz, içiyoruz. Çünkü İslami kaydeler belirliyordu Onun o soğuk atmosferde ayrı ayrı yaşamamanın getirdiği, coğrafyanın getirdiği büyük ev. Bak büyük ev. Bizde efendime söyleyeyim daha böyle minimalize ederek küçük eve dönmüş bir şekilde yaşanıyor yani. Ama bunu belirleyen ne? İndirgeme, bak hayattaki bizim ilkelerimiz, bizim kültürümüze dair, tarihimize dair, aidiyetlerimiz yeni bir oluşa sebep veriyor. Ev mimarimize kadar sebep veriyor. Coğrafya ev mimarisine kadar indirgeyebiliyor yani bu işi. Yani sadece mimari coğrafyayla ilgili olmuyor. Mimari coğrafyayla ilgili olduğu kadar o kişilerin, o toplumun tarihiyle de ilgili olarak biçimleniyor ve yeni o çizgileri korunurken yeni bir yorum yani balina kasanın dışında, köpek balığının dışında yeni bir yorum zor görüyoruz. Yeni bir yorum olduğu zaman da araba geçtiği zaman önümüze şöyle bakıyoruz. Ya köprüye geçerken bakın Çamlıca'ya cami yapılması çok önemli. Amenna benim için de önemli. Peki Çamlıca'ya niye Mimar Sinan'ın gene taklidi olacak bir şekilde bir mimari yapıldı? Yani ben her köprüden geçtiğimde bir daha dönüp bakmıyorum. Çünkü zaten Sultan Ahmet vardı, şu vardı, bu vardı. Aynısın yani ne fark ediyor ki? Abi sen içine gidip görmemişsin yani. Bak abi dışarıdan baktığın zaman aynı fark eden bir şey yok yani. Mimari aynı mimar. Özgün olarak yeni bir şeyin açığa çıkması yok. Arkadaşlar biz bilme eylemimizi, bakın başka bir noktadan hareketle söyleyeyim bunu. Biz bilme eylemimizi varlığa ve varuşa dair olan şeylere indikçe neden bağıntılarında ve izafi indirgeme düzeyinde dile indirgedikçe bağıntısal olarak bak bağıntısal indirgemeciliği becerdikçe gerçekleşen bir olgu olarak görüyoruz. Yani dilsel bir olgu. Ussal bir olgu olarak görüyoruz. Amenna. Ama yaratım düşüncede bak düşüncede bilme, ussal olarak bilme, varlıkta ve varoluşta karşılığı olanların neden bağıntılarında bağıntısal indirgemecilikte bir olgu düzeyinde gerçekleşmesi düzeyine göre gerçekleşirken düşüncede yaratım olmayanını hayata geçirmekle ilgilidir. Olmayan ortada yok. Düşün ve çıkar. Düşüncede yaratım olmayan üzerinedir. Onun için Bedi ve Bari esmaları vardır. Bari eşsiz ve örneksiz yaratan, değil mi? Örneksiz yaratan ne? Yoktan yaratan. Eskilerin yoktan yaratanını bu şekilde anlamak lazım. Hanginin nasıl bir şey? Hani yok var da yoktun kendisinde yaratmış. Ya. Ya zaten yok yok. Yokun yokun kendisinde nasıl yaratacaksın hesabı? Kast edilen o değil. Esinlenme değil. Yani Esinlenme değil. Ha, doğru söyledin. Esinlenme değil. Ama bir noktada da esinlenme. Hangi noktada? Çünkü düşünürken. Bak dışarıdan bir esinlenme değil anlamında. Veyahut da örneği olan bir şeyden esinlenme değil. Yoksa kendi iç dünyasında yaşanan bir şeyin esinlenmesi. Yani esinlenmeyi bu şekilde ayrıştırırsak ama. Düşünün ki Yaratımın kendisi badi, bakın bedi ve bari. Yani güzel, örneksiz, özgün, açık olacak. Yani bugüne tercüme edersek. Örneksiz açık olacak. Olmayan şeyi açık edilmesi demektir. Yani yoktan var etmek demek. Olmayan şeyin oldu kılınmasıdır. Olmuyor. Daha önce yok ortada yok yani öyle bir şey. Oldu kılınması. Niye biz yeni bir cami mimarimiz yok? Yeni bir şey oldu kılmıyoruz. Hala 600 senelik bir tarih içinde yaşıyoruz. Tamam tarihi canlı tutalım. Ammenna. Ama bak esaslı canlı tutalım. Biçimi değil. Anlatabilmek istediğimi anlatabildim bilmiyorum. Esası ne? Esasını canlı tut sen. Cami yine cami olsun. Ama biçim farklı olabilir. Burayı kaçırdık. Taşıt yine taşıt olsun ama sana özgü bir taşıt olsun. Aynısı olmasın. Değişik bir şey yapabilirsin. Niye yapamıyoruz? Bazen bazı çizgileri aşamıyoruz. Açtığımız zaman artık o başka bir şeydir. Niye Tanrı'nın tekamülüne dair düşünemiyoruz? Niye? İndirgeyemiyoruz. Ya Esma-i diye bir şeyim var. Yani şu hadisi kusurları bildikten sonra ben, ben diyor, benden başka ilah olup olmadığını benden daha iyi biliyorsunuz. Bunu karşılayan hadisi kutsi neydi? Seslendim sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı. Yaratmadan önceki, hani bugün bilim diyor ya tekillik, tekillik, tekillik. Bilimsel tekillik ayrı bir şeydi. Hani bilmediğimiz yer. E bilmediğimiz yerden bir mesaj olarak eğer vahiy bilgisi önümüzde duruyorsa ve Cenab-ı Hak dilsel olarak da bunu indirgemiş ve bize vahiy olarak fısıldamışsa. Hani bir bilme biçimi olarak vahiy ele alırsak kendi varlığını yoklayıp da başka birini bulmayan bir varlık. Sadece kendi olan kendiyle dolu olan bir varlıktır. Esamet. Kendine yeten, kendiyle dolu olan kendine yeten. Yarattığı zaman da yarattıklarına yeten. Niye katmanlı bir varlık olduğunu bilmiyoruz. Halen ayetleri doğru dürüst konumlandırarak okuyamıyoruz ya. Ya acınacak bir durumumuz var ha. Vallahi ya geçen gün hani dedim ya dinleyin diye size gönderdiğim bir şey vardı. İki kişi Allah arşta istiva eder mi etmez mi konuşuyor. Allah azim şana yer ve mekan isnat eder miyiz etmez miyiz? Katmanlı gerçeklikten yoksunlar. Katmanlı gerçeklikten yoksun oldukları için de saatlerce konuşsalar gene bir çözüm bulamazlar. Hani katmanlı gerçeklikteki bir varoluşu niye anlayamıyoruz? Yaratımın eğer kendinde başladıysa, kendi içe bakın kendinde başladı. Kendi varlığında yaratmaya başladığında hem dışsal olarak kuşatıcı, kuşatıcı hem içsel olarak kuşatıcı olup da kendinde başka bir şeyi kılan ve kendi varlığını yitirmeden kılan bir varlığın olduğundan haberimiz yok. Yani bu bağlamda aynılaştıran vahdedi, klasik vahdedi vücut çizgisinde aynılaştıranların Nereye hataya düştüklerini de bilemiyoruz. Sebep? Çünkü aynılaştırmalarda özdeşlik ve eş zamanlılık vardır. Bir şeye de Parmenides'e de gitseniz efendime söyleyeyim kendileri söylememiş dahi olsa bir İspinoza'ya gitseniz Muhittin Arabi'ye de gitseniz Hegel'e de gitseniz farklı farklı vahdedi vücut görüşleriyle önümüze gelseler de Hepsinin de farklı farklı bir görüşü vardı bu bağlamda. Yani ayrıştırabiliriz de bu bağlamda ama şimdi sırası değil. Hepsinde olan şey eş zamanlı bir tanrı anlayışıdır. Peki yaratıyor yarattığını önünde buluyorsa katmanlı gerçeklikte. Katmanlı gerçekliği bilmediğimiz için zaten anlayamıyoruz. Bir, katmanlı gerçekliği yaratanla yaratılan bağıntısında bir zamansal ötelemenin olduğundan da haberimiz yok. Aidiyet olarak kendi varlığının aidiyetini yitirmediğinden hiç haberimiz yok. Es zamanlılıkta kendi varlığının aidiyetini de yitirebileceğinden haberimiz yok. Ben yiyorsam, ben içiyorsam o yiyor, o içiyor. Ben biliyorsam Allah biliyor. O zaman sen o Allah'ın Allah'sın. Onu da bilmiyoruz. Yani nitelikli bir düşünce tarafımız da yok. Yani indirgemeyi yaptığınız zaman neden bağıntılarında indirgemecilikte, neden bağıntılarını gözetmediğiniz her indirgemeci saçma sapanlar sizi götürür? Neden bağıntılarında? ki her indirgemecilikte, bilme düzeyinde indirgemecilikte neden bağıntılarından her kopuşunuz sizi saçma sapanlıklarına götürürken. Bakın burası çok önemli. Düşünceye dair yeni bir şeyler ürün vermemek, ürün vermiyorsanız. Ha demek ki düşünceye dair yaratım etkinliğinden kopuk. Sadece neden bağıntını bilme etkinliğinde sadece öğrenmeye dair bir oluş içindesiniz. Hep dışarıdan bir esinlenmeyle var olan, kendi özünden esinlenmeyle, Yoktan bir şeyi ortaya çıkartamıyor demektir. Ne bir kavram, ne bir efendim sanatsal ürün, ne mimari bir ürün, ne de devlete dair yeni bir oluş. Hadi. Ne oluyor peki? Sen çıkartamıyorsan ilişkiler, şartlar bir zorluyor. O zorlamanın üzerine bu böyle olması gerekiyor diye. Efendime söylüyor, yeni bir şeyler ortaya çıkartıyorsun. Ama niye? Şartların ihtiyaçların zorlaması çizgisinde, neden bağıntılarında, bak şartların ihtiyaçların neden bağıntılarında gene bağıntısal bir indirgemeciliğe gitmek zorunda kalıyorsun. Bunu da böyle yapalım diyorsun. En basediği siyasi anlamda beğenirler beğenmezler, üzerine dedikodusu yapılır, yapılmaz. Üzerine büyük bir eleştiri getirilir, getirilmez. Beni hiç ilgilendirmiyor. Devlet Bahçeli'nin en son söylediği siyasi argüman. Bir indirgemecilik değil midir arkadaşlar ya? Veyahut da ne mutlu Türk'üm diyene bir indirgemecilik değil midir? Diğer de diyor ne mutlu Arap'ım diyelim. Yani tamamıyla indirgemecilik. Ben Türk'üm demek daha iyi. Benliğinizi indirgemektir ya. Ama Türk olup olmadığınız gerçek midir? İnsan gerçekliğinize giydiğiniz bir elbisedir ya. Bakın Türklüğü mülklüğü konuşmuyorum ha. Yani olan durumun ne olduğuyla ilgili konuşuyoruz. İnsan olmama, ben olmama, Kürtlüğü, Türklüğü, Araplığı gidiyorum. Peki ne kadar niteliksel olarak karşılığı var bunun? İlişkilerimde karşılığı var. Yani ben varsam ve buna aidiyetim varsa var. Amenna. E, diğeri de insan. Peki gitme gelme olayına iman ettik. Diyelim. Böyle bir kabulümüz olsun. Dün Kürttün, yarın Arap gelmesin. Ne yapacaksın? Geçmiş olsun sana bana. <laughs> Neyi sahipleniyorsun yani? O zaman bunların haricinde sahiplenmen gereken daha başka bir şey var demektir bu. İnsanlığı sahiplenmek, insanı sahiplenmek. Tanrı'ya aidiyeti bulmak. Ya bir ayetiniz var ya ne zaman unuttuk biz bu ayeti ya. Allah'a aitiz geri Allah'a dönücüleriz ya. Aidiyet bak senin katıldığın. Geri dönücüleriz eyleminle beraber katıldı. Aidiyet daha duygusal, ruhsal. Ama geri dönüş birebir katıldı. Yani neredeyiz bilmiyorum. Dünyaya mı indirgeyeceğiz kendimizi? Adam şöyle diyor. Bak bu da bir indirgeme. Evrenden haber aldın mı? <laughs> Allah'tan haber aldın mı? Olmuş evrenden haber aldın mı? Evrenin kendisi Allah değil. Bak onu da altını çizeyim. Bak. O kadar nesnelliği indirgedi ki. Yani bir evren var. Evren sana mesaj verdi mi? Evrenden mesaj aldım. Allah'tan mesaj aldın mı? Tımarhane peygamber hastalığı var. Evrenden mesaj aldığın zaman çok modern, popüler bir söylevde bulunmuş oluyorsun. Evet evet. Allah'tan haber aldığınız zaman hemen yakın. Neydi? Masar Osman yakın yani. Peygamber hastalığına yakalanmışsın demektir. Ama evrenden haber alanlar bir türlü yani onlar yakalanmamış. Keçiyi kaçırmışlar ya kardeşim. Evrenden haber almak mı var? Evrenin haberini açarsın kendine. Üzerine düşünürsün, tefekkür edersin. Ha ilham aldım demek yerine böyle absürük bir şekilde abartı olarak önümüze getiriyor. İlham aldın mı desene. Onun basit bir kavramı var ya. Allah'ın yerine niye ikame ediyorsun kainat? Atayist bir dil ifadesi taşıtıyorsun. Yok. Çünkü Tanrı artık dünyanın dışına itildi. Bu da bir indirgeme. Hangisi? Ussal bir indirgeme değil bakın. Psikolojik bir indirgeme. Çünkü Tanrı bütün yaşamın kendisindeyken dışına atabilir misin ya? Atamayacak olduğundur. Sen varsın ya. Yaşatmak ve öldürmek, var olmak, <laughs> Var olmak bak ölmek ve yaşamak senin elinde değilken, var olmak senin elinde değilken Tanrı'yı nasıl dışına atabilirsin? Sadece ussal anlamda değil, psikolojik anlamda dersin ki ya yok, benim için kabulü yok. Ve hatta vardır da ben kabul etmiyorum. Yaşamımı da istemiyorum, hayatımı ona göre biçimlendirmiyorum. Hikayemi o referanstan hareketle, onu merkeze alarak biçimlendirmiyorum. Bunu diyebilirsin. Ama Tanrı var. İster kabul et, ister etme, ister bil, ister bilme. Arkadaşlar bizim Tanrımız bugün ispat etmeye çalışacağımız bir Tanrı değil. Şu sebepten dolayı bu sebep. Kendisinden sonuç alınan Tanrı ispata ihtiyacı olmayan Tanrı'dır. Hani Evlullah'ın birisi tutmuş demiş ya, ya kelamcının birisi size bin cihetten demiş Allah'a şanı ispatlarım demiş. Kadıncağızın biri çıkmış ey demiş yani kelamcının ismi neyse artık sen demiş bin cihetten Allah'a şüphen mi var demiş. Yani bilgi bilimsel anlamdan gerçek, onda imana dair bir gerçekliği var. Yani. Bu taraftan da bak, bin yerden demiş bir şüphen mi var Allah'a? Ya dua edip de duanıza karşılık veren, yaşadığınız şeylerin sonuçlarını gördünüz. Rüya tabirlerini biliyorsanız gerçekleşme olanaklarını bile. Ya rüyalar da bir indirgemedir. Bir anlam betimlenmiş bir olay içerisinde gerçekleşir. Anlamını biliyorsan o imgelerin Hayatta karşılıklarının olduğunu bilirsin, yaşayacakların karşılığını bilirsin. Ona göre ya sana dahi ya başkasına dahi o karşılıklarına göre okur. Cenab-ı Allah'ın sana indiği bir dil olduğunu da görmüş olsun. Konuştuğu bir dil olduğunu, iletişim kurduğu bir dil olduğunu da görürsün. Hayatta karşılıkları çıkmaya başladığı zaman gene bağıntısal indirgemecilikle yorumlamış olursun. Dersin ki ha böyle görmüştüm, şu 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 anlamları taşıyordu. Hayatımda da karşılıkları şu 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 şekilde gerçekleşti. Bu da indirgemecilik taşıyor yani. Yaratılırken indirgemecilik taşıyan karşılıkları oluştuğu zaman da gene indirgemecilik taşıyor. Yani hep neden bağıntılar içerisinde? Bağıntısal indirgemecilikte varoluş gerçekleşiyor. Bunu da kaçırmayın. Yaratım da neden bağıntılarında? Bağıntısal indirgemecilikte gerçekleşir. Bilme de neden bağıntılarında? Bağıntısal indirgemecilikte geç. Bunun dışında olan şey bizim saçmalamaya doğru gittiklerimizdir. Batıla doğru uzandıklarımızdır. Bakın en basiti putlara tapınmak nedir? Bir indirgemeciliktir. Değil mi? Yani tanrı ilah ediniyorsun onları vesaire. Yani bir indirgemecilikte bulunuyorsun. Gerçekte karşılığı var mı? Yok. Kendi eliyle yapmışlar ki İbrahim onu ne güzel anlatıyor yani. Yani yeterlilikleri yok ilkesinden hareketle. Yani madem ki diyor ki en büyük put buydu. Kırsa kırsa herhalde kıskanmıştır bunları bu kırmıştır. Balta da onun boynunda olduğuna göre delil de onda olduğuna göre herhalde o yapmıştır. Ya kendisine bile zararı olmayan şey bunlara nasıl zarar versin? Bu gibi düşünmeye başladığı zaman ironiye düşüyorlar orada. Yeterlilik ilkesiyle bakıyor. Bak o da bir indirgeme. Gerçeğin dile indirgenmiş olarak telaffuz edilmesi, ifade edilmesi. Ama bir tanesi gerçeğe bizi taşırken Diğeri gerçekten kopartıyor, saçmalamaya götürüyor. Neden da? İzafi indirgemeciliğe bağlı olarak, izafi bağıntısal indirgemece bağlı olarak düşünmediğiniz, bağlamlarında düşünmediğiniz her şey sizi saçmalamaya doğru götürür. Veyahut da ben yaratıyorum abi bu böyle. Öyle olmaz kardeşim ya. Onun karakteristik olarak çizgileri, şunları bunları, uyumluluğu, her şeyin bir daha şekilde hesaplanması da gerekir. Tamam yeni bir şey açık edeceksin ama yeni bir şey saçma sapan bir şey de olmasın. Yeni bir şeyin çizgilerinin olması lazım ki o yeni bir şey başkaları o çizgilere yabancı olmadığı için, özsel yabancı olmadığı için onu tanıdık bulsunlar. Ona efendime söyleyeyim, iltifatta bulunsunlar. ya yani yönelimde bulunsunlar. Biraz önce yarım bıraktığım yeri tamamlayayım. Hamd. Hani ne ifade ediyorsun? Bilmeye dairdir hamd. Bir şey hakkı gereği ve değerinde bilmeye dairdir. Peki hakkı gereğiyle Cenab-ı Allah'ı ne kadar biliyoruz? Abi, Cenab-ı Allah'ı bilemezsin. Katliyen. Üzerine düşünemezsin. Katliyen. Bunu yaptığınız zaman elhamdülillah Rabbil alemin. Bakın, Evet Fatiha suresi ilk gelen sure değildir ama kudret dairesinde ilk sure olarak oraya oturtulmuştur. Ve Fatiha'yı açtığınız zaman ilk okuduğunuz ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Öldürdün gitti. Hiç okumaya gerek yok artık. Hamdi öldürdüm. Düşünmeyeceksin, bilmeyeceksin. E bilmediğin şeyi nasıl hamd edersin? Üzerine düşünmediğin şeyi bilmediğin sürece nasıl üzerine hamd edebilirsin? Sadece gaybi düzeyde benim Rabbim var hamdolsun ona. O kuru kuruya bir şey olur ya. Hakkı olmaz onun zaten. Yani hakkı gereği gerçekleşmiş olmaz. Bir şeyi hakkı gereği bildiğiniz zaman onu gerçekten değerinde anabilirsiniz. Metini yapabilirsiniz yani. Övebilirsiniz. Yani değerinde anmak olabilir. Yani övmek, hamd etmek, ululamak anlamını taşımıyor bu bağlamda. Hani isteyen o şekilde de yorumlayabilir. Ben o bağlamda ele almıyorum. Bir şeyi hakkın değerini verebilmek, bir şeyin hakkının değerini açık edebilmektir. Yani Tanrı'nın Tanrı olma değerini hakkıyla açık edebildiğiniz zaman hamd etmiş olursunuz. Gerçekten o ululama, ululama gerçek bir ululama olur. E bilmediğin bir şey nasıl hamd edeceksiniz? Nasıl bileceksiniz ki ne hamd edebilirsiniz? O da ayrı bir mevzu. Ama bilmediğiniz şeyi hakkıyla hamd edemezsiniz. Yani ben şu limonatanın güzel o şu çayın güzel olup olmadığını tatmadan, deneyimlemeden, bilmeden nasıl yapabilirim ya? Bilmediğim şeyi yapamam hiçbir şekilde ya. Limonatanın ne olduğunu bilmiyorum ki ne? Çayın ne olduğunu bilmiyorum ki ne? Onun metini, değerini açık edeyim. İfade edeyim. Abi o öyle bir şeydir ki anlatılamaz. Sen anlatmanın dilini bilmiyorsun demektir. Bazen tasavvufta da oluyor biliyor. Öyle bir mertebe ki diyor, hali yaşanır diyor, anlatılmaz. Yani ben onun cahiliyim diyor. Bir şey yaşadıysan kavramlaştırırsın. Kavramlaştırdığın şeyi ifade edersin. İfade ettiğin şeyin ortak bir karşılığı oluşmaya başladıysa artık ortak bir dildir, uzlaşıdır. Herkes o dilde neyin nasıl anlatıldığına dair olarak efendime söyleyeyim aynı imgenin, aynı halin, aynı durumun oluşmasıyla ha bunu anlatıyor der. Yani ben bardak dediğim zaman hepimiz bardağa bakar iken aynı tecrübenin ürünü olarak aynı şeye bakıyoruz. Sen onu kavramlaştırdığın zaman başka birileri de o kavramlaştırmaya yabancı olmadığı zaman anlamına aşikar olduğu zaman değil mi kendine aşikar oldu? Ha aynı şeyi bahsediyoruz demiş olur. Ben bunun cahiliyim diyorsun. Anlatılamaz derken. Rabbim bile kendini anlatıyor sen anlatmıyorsun ya. Bilemezsiniz. O hal yaşanır sadece. E Rabbim anlatıyor. Kulu vallahu wa Allahu seme senin yaşanamaz dedi. Pardon. Senin yaşanmalı dediğin şeyi ...bir zaten anlatıyor. Kulu vallahu ahad diye anlatıyor, başlıyor. Yani huvallelezi la ilahe illallah ile anlatıyor. O öyle bir Allah'tır ki bak ötede 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 yaşanır sadece ama ha. Anlatılmaz. E tamam anlatmış o o o derken o senin ötede yaşanır da anlatılamaz dediğini, bu da tasavvufa bir eleştirim anlasında. Efendime söyleyeyim. Anlatmış o. Yani ben böyle 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 bir Rabbim. Sen Rahman olman duygusunu yaşamışsın. O Rahman olman duygusu orada var. Sen ahat olmanın biricikliğinin bir halini yaşamışsın. O biriciklik orada kavramlaştırılmış orada duruyor. Yani böyle de bir eksikliğimiz var. Yani indirgeyememe, dile dökememe gibi bir eksikliğimiz var. Ve acı bir tecrübedir indirgeyememek. Bakın onu da söyleyeyim. Yani dile indirgeme, kendini ifade edememek de acı bir tecrübedir. Onu da anlatayım. Çünkü kendimde yaşadığım bir olaydı o. Hani anlatmama değil, anlatamama derdim vardı çok eskiden. Yani dil eksikliği çok acı bir eksikliktir zaman içerisinde o eksiklikler giderdik. Çağ diyorsun bak bu da böyle, bu da böyle anlatılabilir diyorsun. Yani anlatılmayacak hiçbir şey yok bir bağlamda. Yeter ki ne dilini bil. Yok mu dilde karşılığı? Dilini sen kur. Yoksa karşılığı sen kuracaksın. Ama anlatamam diyemezsin orada. Yani böyle bir hakkınız yok. O zaman bilmiyorum diyorsun. E, bilmediğin yerde de konuşma. Anlatma o zaman. Milleti de kandırma derler. Yani. Burası da önemli. Hani toparlayayım bir bağlamda. Arkadaşlar neden bağıntılarında? Neden bağıntılarında? Bağıntısal indirgemecilikte gerçekleşen yaratım her zaman gene neden bağıntılarında? Bağıntısal indirgemecilikte bilinebilir bir yaratımdır. Neden bağıntılarında indirgemeye dair yaratan varlık da bilinebilir bir varlıktır. Yeter ki yeniden o neden bağıntılarına geri dönmüş olalım. Ama neden bağıntılarını bulmadığınız sürece hiçbir zaman anlatamayacağınız bir varlıktır. Bunu da unutmayın. Biraz önceki şeye gideyim. Elhamdülillah Rabbül Alemin. Bilmediğiniz bir Allah'a hiçbir zaman hamd edemezsin. O zaman bilmeye çalışın. Bugünkü en büyük eksiğimiz odur. Allah'a bilmiyoruz. Allah'a göre nasıl bir hikayenin içinde olduğunu hiç bilmiyoruz. Halen geçmişin tecrübeler içerisinde Gazali böyle dedi. Selam üzerine olsun. Biz de söylüyoruz. Arabi böyle dedi. Ona da selam olsun. Yanılmış ya. Yanlış yapmış. Perspektiften bakamazsın ki. Ha bir açıdan doğru tarafları var. O perspektifi alırsın. Amenna. Ama kalkıp da bütün perspektifleri yanlışları da o perspektiflere giydiremezsin. Ya da yediremezsin. Veyahut da bütün felsefe tarihini alıp perspektifi oturtamazsın. Yani bu bu açıdan baktı, bu bu açıdan baktı. E tamam da baktı açının kendisinde yanlış yere bakmış, yanlış gözlükler takmış. Yanlış kavramlar, yanlış kavramlaştırmalara gitmiş. Ha yani o zaman ne yaparsın? Yanlışlar olumsuzlarsın, açısını korursun. Açı doğrudur dersin. Ama bak yanlış yerden benzetmeler, yanlış yerden efendime söyleyeyim kavramlaştırmalara gidilmiş diye eleştirini getirirsin. Veyahut da abi açısı da yanlış dersin. Hani şeye benziyor bu. Neydi o aklıma gelsin. Demiş hocam demiş. Ramazan bayramının dördüncü gününde kurban kesmek istiyorum hak mıdır? Evladım demiş ben seni nereden tutayım şimdi demiş. Yani şimdi perspektiften mi bakacağız yani? Ramazan'ın dördüncü günü yok. Ramazan'da kurban kesilmez. Yani filozof yanlış yaptıysa neresinden tutacaksın ya? Yani? O zaman baktığı, göstermeye çalıştığı doğru açıları gör ammenna. Ama yanlışları varsa da olumlamadan abi burada duralım şu doğrulardan ilerleyelim diyebilirsin. Yoksa vay halimize. Toparlayıp arkadaşlar siz kendinizi neye indirgeyeceksiniz? Mesela bu. Madem ki ucu açık yaratım oluşunda hep indirgemelerde varoluşu buluyoruz. Neye indiriyorsunuz? Yani. Kimlik olarak neye indirgiyorsunuz? Varoluşsal olarak nasıl bir varoluş biçimlerinde var oluyorsunuz? Önemli olan bu. Bu niye bu kadar önemli bir konu? Yeni bir şeyin gerçekten yeni bir şey olarak çıkıp çıkmadığını da görebilmeniz adına önemli. Sizin nerede olup da kendinizi neye göre biçimlendirip biçimlendirmeyeceğiniz gerekliliği noktasından da bakarsanız önemli bir konu. Bu bağlamda İslam'a bir daha uğrayayım. İslam'ın iki büyük teklifi. Bir tevhid, İki, sonuçlara göre yaşamak. Ahiret ve akibete göre yaşa diyor. Yani bu işin bir akibeti var, bu işin bir de ahireti var. Buna göre yaşa. Yani yaşadığın şeylerin bu dünyadaki karşılıkları olduğu gibi, yani öldükten sonraki yaşamda da karşılıkları var, devam edecek. Haberiniz olsun, ona göre yaşayın. Yani yaşamın sürekliliğine göre yaşa diyor. Size büyük bir teklifte bulunuyor. Ve bu teklifi karşılayan başka bir teklif hala yok. Yani yok. Benim bize şeye göre, sonuçlara göre yaşamayı mı karşıla diyor? Dünyaya göre yaşıyoruz diyor. <laughs> Doğaya göre yaşayacağız diyor ama doğayı kendimize kullanabilir kıldığımız gibi. De kardeş sen bana kapitalist olarak da o doğayı sunmaya başladığın zaman doğanın da çivisini çıkartıyorsun, insanın da çivisini çıkartıyorsun. Sonuçlar olmayan bir yaşam çivisi çıkartılacak bir yaşamdır her zaman. Bunu da unutmayın. Sonuçlar yok. Çinli'nin sonuçları mı var? Yarın dünyaya nasıl bir... Şu anda bir dünyaya mesajlar var mı Çinlilerin? Amerikalı hiç yoksa diyor ki Amerikalısınız. Yani Amerikalı değilseniz de gölgemin altında yaşayacaksınız. Yani ben olmuyorsanız... Yani hiç yoksa benim gölgem altında var olacaksınız. Böyle bir mesaj var. Çinli'nin var mı? Çinli'nin hiç mesajı yok arkadaşlar ya. Yani. Mesaj vermeye başlarsa ne olur bilmiyorum. Ataiz bir söylevi var. Bununla da kalmıyor... Ahiret hiç yok. Yani akiyet ve ahiret noktasında hiç böyle günümüze şey bir şey söylemiyor. Mesela işin kötü tarafı Amerikalılar hevai. Yani sonuçlara göre hiç yaşamıyor. Tükettiğin kadar var olursun diyen bir toplumda ne olur? Yani toplum bilinci tükettiğiniz kadar var olursunuz da biçimlenen bir dünyada. Ne kadar varsınız? Sonuçlar ne kadar sizi bağlı? Ne kadar evsiz vardı? 40 milyon muydu? 300 milyon içerisinde 40 milyon iyi bir rakam. Sonuç niye? Sonuçlara göre yaşanmadığı için. Sonuçlara göre bir yaşam olmadığı zaman ve sistem acımasızsa geçmiş olsun. Habire tüketen, ötekini düşünmeyen, ötekine duyarlı olmayan yerde silahlar patlar. Ve kendileri bile o silahları nasıl geri toplayacaklarını bilmiyor. Toplama dertleri de yok zaten herhalde. Ya düşünün bir eyalete giriyorsunuz. Eyalette şöyle yazıyor. Dikkat burada herkes silahlıdır diye yazıyorsa azıcık insanın dikkat etmesi lazım herhalde değil mi? Burası nasıl bir dünya demesi lazım. Yani. Değil mi? Ne kadar acımasızca. Arkadaşlar sonuçları öngörmeden yaşanan bir dünyanın hikayesi de doğru. Ama gene de sonuçlar öngörüyor. Bak burada silah var her an öldürülebilirsin. Gene <laughs> bir sonuç veriyor sana. Bir mesaj var. Buradan uzak dur diyor yani. Biz de uzak durmaya çalışalım bir parça. İnsani o anlamda. Kendi kültürümüze, kodlarımıza, değer kodlarımıza, esaslarımıza yeniden dönmek. Lazım. Bak biçimlere demedim. Esaslarımız halen canlı bizim. Esaslarınızı koruduğunuz sürece yepyeni bir dünyanı biçimlendirebilirsiniz. Biraz önceki cami imgesinin onun için verdim. Ya caminin esası duruyor yerinde mabet. Değil mi? O zaman o mabeti kalkıp 800 senecik bir tarihe yedirme esasını koru yeniden yeni bir şekilde. Her dönen gelen baksın bir daha baksın. Her dönen gelen bir daha baksın. Ya dur doyamadım bir daha bakayım şuna diyebilirsin. Var mı öyle bir eser mi? Bilmiyorum ben göremedim. Emin olun yeni neydi o? Yeni havaalanının girişindeki cami daha estetik duruyor. <laughs> Ve güzel duruyor. Hiç gören oldu mu? Dikkatli bakan oldu mu? Emin olun. Ama mesela Taksim camisi çok güzel. Muhteşem. 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 Taksim'deki camiyi görmenizi tavsiye ederim. Muhteşem. Yapım aşaması yürüyüş yaptığım için biliyorum. Yaşım başının çoğunu gördüm. <laughs> diyordum ne çıkacak buradan bir bakayım diyordum. Yani tavsiye ederim. Gidin bir görün. Allah selamı üzerinize olsun. Yani bugün kendinize dikkat edeceğiniz şey madem ki neden bağıntılarında izafi bakın bağıntısal indirgemeci bir varoluşun içindeyim. O zaman Hangi ilkelere bağlı olarak, esaslara bağlı olarak, neden bağıntıları içinde efendim indirgemeci, bağıntısal indirgemeci bir varoluşu tercih edeceğim. Tercih senin tercih. Tevhid ve sonuçlara göre yaşamı onun için özellikle söyledim. Ama sonuçlara göre yaşamı sadece akibete indirgemeyin. Ahirete de indirgeyerek okuyun. Buna da dikkat edin. Sürekli bir yaşamın içinde sonraki hayatınızda düşünün. Selamun aleyküm. İslamsanız eğer öyle düşün. Değilseniz istediğiniz gibi düşün.